Evet gençler, TYT fizik kampımızda ikinci günümüzdeyiz. Evet, bugünkü konumuzda neler olacak arkadaşlar? Doğrusal hareket konusunu işleyeceğiz öncelikle. Arkasından Newton'un hareket yasaları, sonrasında da enerji ve hareketi işleyeceğiz arkadaşlar. Ve böylece ikinci günün de sonuna geleceğiz. Hadi bakalım. İlk konumuzda başlayalım. İkinci günün birinci konusu doğrusal hareket arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz hareket, Newton kısımları, kuvvetle hareket arasındaki ilişkileri kurmamız gerçekten de çok çok önemli. Tabi önce temel kavramlar, neler var arkadaşlar? İlk olarak karşılaşacağımız birinci kavramımız gençler nedir? Konum arkadaşlar bakın. Konum üzerine x vektörüyle gösteriyoruz. Bir cismin nesne, kişi ve benzeri ne olursa olsun bir başlangıç noktasına göre. Bu arada bu ifadeye de referans noktasına göre bulunduğu yere konum diyoruz arkadaşlar. İşte günlük hayatta da sizler fazlasıyla bunu kullanıyorsunuz. Mesela ne yapıyorsun? Bilmediğin bir adrese giderken ne diyorsun arkadaşına? Diyorsun ki bana konum at diyorsun. O sana ne yapıyor? Dünya üzerindeki neyi veriyor sana dikkat edersen? Bulunduğun yerin koordinatlarını resmen gönderiyor sana değil mi? Ve bu işin yönü var mı? Var. Nereye gideceğini söylüyor sana. Nokta atışı yapıyor değil mi? Buraya doğuya doğru gideceksin biraz. Sonra batıya gideceksin. Sonra kuzeye gideceksin. Ulaşıyorsun. O yüzden konum vektörel bir niceliktir arkadaşlar. Bulunduğunuz yer. Peki konum vektörü nasıl çizilebilir? Bakın bu arada bu konum vektörünü zannedersem 12. sınıftaki arkadaşlarım da şimdi çembersel hareket görüyorlar biliyorsunuz. Çembersel harekette de öğretmeniniz büyük olsa diyordur. Yarı çap vektörü adını vermiştir. Bir cismin bir başlangıç noktasına göre bulunduğu yeri çizebiliyoruz biz. Nasıl peki çiziliyor? Bakın konum vektörü başlangıç olarak kabul edilen noktadan bulunan konuma doğru son bulan bir vektörle gösterilir. Yani ne demek istiyoruz? Örneğin O noktasını ben referans noktası olarak kabul edersem, A noktasının O noktasına göre konumu dersem o zaman O noktasından A'ya doğru çiziyorsunuz. İşte biz bunu mesela X vektörü, R vektörüyle de gösteririz. Örneğin sen burada başka bir B noktası dedin. B noktasının O'ya göre konumu dersen bu sefer O'dan B'ye doğru çiziyorsun. İşte bu da ne oluyor? X, B diyelim buna da isterseniz. Buna da konum vektörü. İşte ne noktasına göre? Referans noktasına göre. Ve günlük hayatta en çok karşılaştığımız, belki de işte sürat, hız gibi kavramlar için en çok temel bilgi ürettiğimiz yerdeyiz gençler. Bir cismin konumu değişirse, örneğin ne demişim buraya bakın ilk konum demişim. Şurası ilk konumumuz bizim gençler. Şurada ilk konumdaydınız. Ne yapıyorsunuz? Tabii belki binalar var vesaireler var. Sen ne yapıyorsun? İnsan gibi yoldan gidiyorsun şuradan. Şöyle gittin gittin ve son konumuna ulaştın değil mi? İşte bu maviyle yani ayaklarınızla teptiğiniz ifadeye alınan yol diyoruz. Ben yürüdüm 300 metre. En kısa çizgiye ise ne diyorduk arkadaşlar? İlk konumdan son konuma doğru çizilen en kısa vektörel çizgiye de yer değiştirme adını veriyoruz arkadaşlar. Yani yer değiştirmeyle bazen dikkat ederseniz alınan yol tutarlı olmayabilir. Sen bir sürü metre yürümüşsündür ama yaptığın yer değiştirme çok küçük bir mesafe olmuş olabilir. Bir bakıma yer değiştirme nedir? Uçak gibi de düşünebilirsiniz. Uçağın aldığı en kısa yol gibidir. Ve alınan yolun skaler olduğuna dikkat edin lütfen gençler. Ama yer değiştirmenin vektörel olduğuna dikkat edeceksiniz. Bakın yer değiştirme hangi yönde olduğu önemli. Ama alınan yolun ne tarafa doğru olduğuna hiç bakmayız biz. Skalerdir. Kaç metre yürüdün? Ayaklarınla teptiğin yol yani kabaca. Hadi bakalım. Şimdi ilk işimiz bazı cisimler verilmiş. Doğrusal bir yolda hareket eden KLM hareketlerinin ilk ve son konumları tablodaki gibidir. Şimdi K ne yapmış? Eksi 20'den 10'a gelmiş. L 30'dan 10'a gelmiş. M de 10'dan 40'a. Eğer şimdi tablodan hemen yapamıyorsanız arkadaşlar hemen bir tane ne yapacaksınız? Bir tane doğrusal bir yol çizeceksiniz. Neler var mesela bizim burada en küçük sayımız? Eksi 20 var. Sonra eksi 10 diyelim. 0, 10, 20, 30. Bir de galiba en büyük sayımızda 40 görüyorum ben. Şimdi K ne yapıyor? Eksi 20'den 10'a geliyor dikkat edersin. İşte bakın K bu hareketi yapıyor. Peki L ne yapmış? 30'dan 10'a gelmiş bakın. L de 30'dan 10'a geliyor. Ve son olarak M ise 10'dan 40'a gidiyor. Onu da alttan gösterelim şöyle. İşte bu da M değil mi? Şimdi buradan sonra yorum yapabiliriz. Yani sıkıntı yaşadığınız anlarda hemen bir doğru çizerek bu işi çok rahat kıvırabiliriz. K ve L'nin son konumları aynı mıdır? Bakın zaten son konumları her ikisinin nereye gelmiş arkadaşlar? 10'a gelmiş. Orada da zaten son noktalar aynı. K ve M'nin aldığı yollar eşittir. Şimdi bakıyorum K ne kadar yürümüş? Her bir bölme 10 olduğuna göre 10, 20, 30 metre yol yürümüş değil mi? M ne kadar yürüdü? 10, 20, 30. O zaman bu da 30 metre yol yürüdüğüne göre o zaman K ile M'nin aldığı yollar eşittir.
Tüm hareketler aynı yönde mi hareket etti? Bakın K ile M aynı yönde gidiyor ama L maalesef ters yönde gidiyor. O zaman bu ifademiz yanlıştır. 1 ve 2 aradığımız cevaptır gençler. Evet, günlük hayattan karşılaşabileceğim bir şey. İstanbul'dan İzmir'e farklı güzergahlardan ulaşan Selçuk ve Erhan. Şimdi Selçuk ne yapmış? Dikkat ederseniz şöyle maviyle gösterilmiş. Şu yolu izleyerek gelmiş değil mi? Çanakkale üzerinden gelmiş. İşte Erhan da ne yapmış mesela? Şu yoldan gelmiş. Değil mi? Kabaca o zaman şöyle diyelim. Başladıkları ilk konum şurası değil mi? Son konum da burası olduğunu hayal edelim. İşte Selçuk ne yapmış? Buradan gelmiş. Bu yol üzerinden gelmiş. Erhan ne yapmış? Ona da başka renkle gösterelim. O da bu yol üzerinden gelmiş değil mi? Şimdi hangileri kesinlikle aynıdır demiş dikkat ederseniz. Yer değiştirme. Yer değiştirmede neye bakıyorduk gençler? Şöyle renk değiştirelim. Tabii ki de ilk konum ve son konum. Mesela mavi nereden başlamış? Buradan başlamış. Son konum da bu. O zaman bunun yaptığı yer değiştirme buyken. Kırmızı ne yapıyor? İlk konumu burası. Son konum burası. Onun da yaptığı yer değiştirme bu vektördür. O zaman bu arkadaşların yer değiştirmeleri kesinlikle eşittir. Peki aldıkları yollar, o zaman bana bu mavi yolun ve kırmızı yolun uzunluklarını vermiş miydin soruda? Vermedin. O zaman emin olamayabilirim değil mi? Biri 600 kilometre yol almıştır, diğeri belki 550 kilometre yol almıştır. İstanbul'a göre konum vektörü dediği zaman nasıl yapıyorduk? İstanbul'a göre. O zaman ben kendime İstanbul'u başlangıç yani referans noktası kabul edersem. Son konum neresi? İzmir değil mi burası? O zaman başladığın yani İstanbul'dan İzmir'e doğru çektiğin çizgiye konum vektörü denir. İkisi için de aynı mı? Aslında yer değiştirme vektörüne benzedi değil mi arkadaşlar? İstanbul'dan İzmir'e doğru çektiğiniz çizgi konum vektörüdür. Neye göre? İstanbul'a göre. O zaman bu da aynı oldu dikkat ederseniz. O zaman 1 ve 3 aradığımız cevaptır gençler. Şimdi eğer bu işin en önemli noktalarından bir tanesi gençler. Hız ve sürat. Bakın sürat S harfinden aklınıza getirebilirsiniz hemen. Skaler kavramdır. Ama hız vektöreldir arkadaşlar bakın. Vektörel. Önce bunu unutmayacağız. Şimdi sen burada bulunan bir cisim. Örneğin şu maviyle gösterdiğimiz yoldan giderek ne yaptı? Şu konuma geldi. İşte bu mavi çizgiye biz ne adını veriyorduk? Alınan yol. Ama en kısa çizgiye biz ne adını veriyorduk? Yer değiştirme adını veriyorduk. Şimdi buna göre konuşursak. Şimdi iki tane kavram lazım. Eğer sen bu arada alınan yol ve yer değiştirmeyi hesaplarken bunun yanında da zamanı da ölçtüysen o zaman ne oldu? Sürat ve hız kavramlarını elde edebiliriz. Nasıl? Sürat ısrarla söylüyorum bakın skaler. Peki bunlardan hangisi skalerdi? Alınan yol x ama yapılan yer değiştirme delta x vektörü. O zaman skaler olan kim? Alınan yol. O zaman alınan yolu zamana bölersek yani x bölü t sürat verirken hız ise bak hız vektörel. O zaman sen de yukarıda vektörel niceliği tercih edeceksin. O zaman delta x bölü delta t dediğimiz yer değiştirme bölü zaman. Yani fark ne? Skaler niceliklerde skaler kavramlar kullanılır. O zaman bu ne demek? Alınan yol bölü zaman diyoruz hemen. Ama burada vektörel mi elde edeceğim? O zaman vektörel olan kimdi? Yer değiştirmeydi. Yer değiştirme bölü zamandan da bunu elde edebiliyorsun. Peki birimlerde tabii ki hız ya da sürat aynı şekilde birimlendiriliyor gençler. Tabii yer değiştirmede ana birimimiz bizim kimdi arkadaşlar? Tabii ki metre ama üst birimlere alt birimlere ihtiyacımız olur. Mesela kilometre, santimetre kullanabiliriz. Zaman olarak da ana birimimiz kim arkadaşlar? Saniye bak metre bölü saniye. Aynı şekilde bu da metre bölü saniye. Tabii ne? Uluslararası standartlara göre. Ben belki araçlarda biliyorsunuz kilometre bölü saati tercih ediyorum. Değil mi mesela daha sayıları küçültebiliyor. Onun gibi o anlamda kullanım alanına göre diyelim. Ve özellikle uyarmışım bakın. Araçlarda kullanılan gösterge sürat göstergesidir gençler. Neden sürat göstergesidir? Tabii ki de yönü yoktur. Araba buraya giderken 90'ı gösterirken bu tarafa giderken ay ben eksi 90'ı göstereceğim demiyor değil mi? 90. O neye bakıyor? Tekerleğin birim zamanda aldığı yola bakıyor sadece. O yüzden sürat de skalerdir. Aracın hangi yöne gittiğinin önemi olmadan bu ölçümü yapar dikkat ederseniz. O yüzden de buna hız göstergesi denmez. Sürat göstergesi denir. Hadi bakalım. Onur Bey aracıyla sabit süratle olacak şekilde yolculuk yapmaktadır. Aracını hangi süratle kullanıyormuş? 100 km bölü saatlik sabit süratle kullanan Onur Bey aracın saati 14.20'yi gösterdiğinde yol kenarındaki tabelada Tekirdağ 150 km yazısını görüyor. Buna göre yolculuk devam ederken saat 15.08'i gösterdiğinde tabelada ne olacak? Tabii yavaş yavaş Tekirdağ'a doğru yaklaşıyor değil mi? Şimdi bakalım
100 kilometre bölü saat ne demektir bu? Bir saatte ne kadar yol aldığını anlatıyor bir bize? 100 kilometre. İsterseniz dakikaya da çevirebilirsiniz. Yani bu ne demektir? 60 dakikada 100 kilometre alacağız. Peki saat kaçta dikkat ederseniz? 14.20'deyken saat kaça geldi? 15.08'e geldi gençler. Kaç dakika geçti acaba? Buradan gereken süre 48 dakika yapıyor değil mi? O zaman 48 dakikada x metre, x kilometre daha yol alacak mı? Hemen artık ben bu işi bulabilirim. 60 dakikada 100 ise x'i bulabiliriz. Ne yapabiliriz? Hemen hızlı ve öfkeli çarptık hemen. X çarpı 60, 48 çarpı 100 diyebiliriz. O zaman ne oldu? Burada bir 5 kaldı. Burada da 3 kaldı değil mi? Şöyle 3. 3 de bu gidince 16'dan x'in cevabı kaç oldu arkadaşlar? 80 kilometre oldu bakın. O zaman 80 kilometre yol alırsan Tekirdağ'a da bir 80 kilometre yaklaştığına göre yeni göreceğin tabelada Tekirdağ artık 70 kilometre kalacaktı arkadaşlar. Bakın üniversite sınavında bu tür soruları çok görebilirsiniz. Niye? Birden fazla niceliği. Hem saati kontrol ediyorsun, hem tabelayı kontrol ediyorsun, hem aracın saat kilometre göstergesi değil mi? Evet, yine karşımıza daha önceki yıllarda gelmiş bir soru. Hareket halindeki otomobil ve kamyonun göstergeleri 60'ı gösteriyor. Ne göstergesiydi bunlar? Sürat göstergesiydi değil mi? İkisi de 60'ı gösteriyor. O zaman neleri aynıdır? Bu araçların süratleri eşittir arkadaşlar. Yöne bakmadan. Ama hızları eşittir diyemezsiniz. Niye? Yönlerinin aynı olup olmadığından bir bilgi yok. Sadece ben sana göstergeyi söylemişim. Belki bu araçların biri Anya'ya, biri Konya'ya gidiyor değil mi? O zaman olmaz. Araçların eşit zaman aralıklarında aldığı yollar eşittir. Ya süratin tanımı neydi arkadaşlar? Birim zamanda alınan yol. O zaman araçlar eşit zamanda eşit yollar alacaktır arkadaşlar. Yani bu zaten bu çaktırmadan nedir? Süratin tanımıdır. O zaman aradığımız ifadede 1 ve 3 olarak buluyoruz. Evet. Şimdi bu arada ortalama hız ya da ortalama sürat. Aslında hiçbir cacık yok bu işte gençler. Ortalama, yani örneğin İstanbul'dan Ankara'ya geldiğinizi düşün. Ne yapıyorsun? Normalde hayat toz pembe de dümdüz bir çizgiden gelmiyoruz. Ne yapıyoruz? Bazen yukarılardan gidiyoruz, aşağılara gidiyoruz. Böyle bir yoldan gidiyoruz. İşte bu aracın neyidir? Aldığı yoldur. Ama yaptığı yer değiştirme yani uçak yolu gibi olursa bu oluyordu değil mi? İşte ortalama hız ya da ortalama sürat. Yine aynı mantık arkadaşlar. Bak hız vektörel miydi? Evet. O zaman vektörel olan kimdi bunlardan? Yer değiştirme. O zaman bak yer değiştirme bölü zaman. Ortalama sürat dersem, süratin biliyorsunuz yönü yok. O zaman toplam yol bölü ya da alınan yol bölü zaman olacaktır. Özellikle karşımıza sınavda gelebilecek günlük hayat uygulamalarından iki tanesiyle tanıştıracağım sizleri gençler. Bir, yeşil dalga olayı. Son yıllarda ülkemizde de uygulanmaya başlayan yeşil dalga sistemiyle belirtilen güzergahta dikkat edin. Ortalama süreti belirtilen hızda olan araçlar trafik ışıklarında beklemeden yoluna devam edebilir. Örneğin yeşil dalgada örnek vermişim ben 50. İşte A noktasıyla B noktası arasında eğer 50 kilometre bölü saatlik ortalama hıza sahipseniz, yani oradaki ortalama hızınız bazen 60'a gelebilirsiniz. Kalemi uçurduk Mehmet. Bazen 40'a düşersin ama sonuçta ortalamayı 50'ye getirebiliriz. He, bunu yapabiliyorsan araç hiç durmadan ışıklardan geçebilecektir gençler. Böylece neyi sağlıyor? Ülkemizdeki araçların yakıttan tasarruf ne yapıyor? Hiç beklemiyorsun. Trafik sıkışıklığı da engellenmiş oluyor. Ve böylece işte ne oluyor? Güzel bir kavramdan bahsediyoruz. Yani yeşil dalga olayı radar olayı değildir gençler. Bu olay hani 50 gördün aman 50'yi geçmeyeyim diyenler oluyor bazen. Bu olayla alakası yok. Yani ortalamayı tutturma önemli. He yine radar değil mi arkadaşlar? Radar sisteminin kullanıldığı yollarda ise bir aracın anlık sürati. Bakın burada neye bakıyorduk gençler? Ortalama sürat. Burada anlık sürat. Belirtilen sınırın üzerine geçtiği anda herhangi bir anda bakın. Sana ne demiş? Diyelim 2 kilometre boyuncaki yolu radarla kontrol ediliyor. Bu yolda diyelim ki baraj kaç olsun? 100. En fazla 100 yapmanızı istiyorlar diyelim. O zaman anlık süratiniz herhangi bir anda bile 100'ü geçtiği anda ceza işlem uygularlar arkadaşlar. O zaman yani aracın herhangi bir anında bu değeri geçmesi yeterli olabilir. Ama burada ortalama A ile B arasındaki ortalamaya bakıyoruz. Burada ise anlık olarak geçmesi sıkıntı yaratıyor bize. Bunları da lütfen kafaya yazın. Hadi bakalım. Bir araç önce doğuya 50 metre falan diye bazı bilgiler. Bak hemen yönler falan varsa klasik hemen doğu, batı, kuzey, güneyi yazıyorum. Ne demiş bize? Doğuya 50 metre. Bak doğu burası 50. Sonra kuzeye 40 metre gidiyor. Son olarak da batıya x metre gitmiş. Bilmiyorsun.
Ve bu hareketini 10 saniyede tamamlayan aracın ortalama hızı. Ya ben ortalama hızı nasıl buluyordum gençler? Şöyle buluyordum. Ortalama hız vektöreldir, değil mi? Ne yapıyorduk gençler? Yer değiştirmeyi delta x'i delta t'ye böleceğiz, değil mi? Hadi bulalım bakalım. Ortalama hızın kaçmış? 5. Yer değiştirmeyi bilmiyorum. Delta x kalsın. Kaç zamanda bu işi yapmışsın? 10 saniyede. O zaman ben buradan yer değiştirmemizin 50 metre olması gerektiğini buluyorum. Peki ben burada süreti hangisi olabilir diye sorduysam bir çakallık var bu işte bak. Şimdi 40 yukarı doğru. 50 sonucunu bu tarafa ve bu tarafa doğru çıkartmak için ne yapabilirim diyecek olsam bakın bu 40'a kimsenin dokunduğu yok, değil mi? O zaman ne olabilir? Bu tarafa doğru 50'yi elde edebilmem için benim ne gerekebilir? 3, 4, 5 üçgeninden de hemen oynayabilirsiniz. Sonuç ya böyle 30 olmalı ki böylece yer değiştirmen kaç çıkardı bak? 50. Ya da sizin ikinci bir sonucunuz daha olabilirdi. 40 ise buraya doğru 30 olabilirdi değil mi gençler? O zaman yine yer değiştirmeniz 50 olabilirdi. Dikkat edin bakın burada bir çakal nokta bu. O zaman sizin x'inizin aslında iki tane cevabı var. Dikkat edin. Kırmızıya gelelim. Ne olabilir? Bu 30'u elde edebilmem için sonucun 30 olabilmesi için x'in birinci cevabı kaç olabilirdi? 20 olabilir değil mi? Bak 20, 50 olunca sağ tarafa 30 kalır. Ya da sola 30 çıkabilmesi için x'in ikinci cevabı da kaç olabilir? 80 olabilir. He, olabilir denmesinin nedeni de bu yüzden. Hangisi acaba? Eğer x değeriniz 20 ise o zaman ne kadar yol alırdık? 50, 90 etti. 20 de benden. O zaman 110 metre yol alırdık. 10 saniye olduğuna göre ortalama süretim 11 çıkabilirdi. Eğer x değeriniz 80 olsaydı gençler ne olabilirdi? Burası 90'dı. 80'i kullanırsam bu sefer ne oldu? 170 bölü 10 olacağına göre de o zaman sayımız bu sefer de 17 olabilirdi. Ya 11 ya da 17 idi. Tabii şıklarda bir tanesi var. 17 olabilir gençler. İşte dikkat edin. Yer değiştirmenin 50 olduğunu bilmeniz ama hangi yönde olduğunu söylemediği için sadece büyüklüğün 50 metre olduğunu bulduk. O yüzden o olasılıkları da ciddiye almak zorundayız. Evet, bir yolcu trenin güzergahı üzerindeki durakların arasındaki uzaklık ile iki durak arasını alma süresi verilmiş. Bakın, iki durak K ve L arasını 60 kilometreymiş. Ne kadar zamanda alıyor? 40. L ile M 40 kilometreymiş, 30 dakika. 45'e 30 diye verilmiş. Şimdi bakalım. KL ve MN'deki ortalama süratler eşit. Sürat nasıl bulunuyor? Ortalama da olsa vesaire de olsa yol bölü zaman. Başlayalım. KL'dekini bulalım bakalım hadi. VKL diyelim buna. Eşittir. Ne kadar yol aldın? 60. Birimlerle hiç oynamayalım. Hepsinin birimi aynı kalsın. Kaç dakikada almış? 40. Bu sonuç kaç yapardı gençler? 1,5 yaptı. Doğru mu? Buradaki ortalaması 1,5. İkinci grupta MN diyor. Onu da bulalım bari. MN'de ne kadar? 45'i almış. 30'da değil mi? Hatta isterseniz böyle rasyonel bırakalım bunları. 3 bölü 2. E bu da kaç? Bu da 3 bölü 2 yapıyor değil mi? Hadi elimizdeymişken L ile M'yi de bulalım ya değil mi? LM kaç yapıyor? 40 bölü 30 yapıyor. O zaman buranın cevabı da gençler kaç yaptı? 4 bölü 3 yaptı değil mi? Şimdi başlıyoruz. KL ve MN'deki süratler eşit mi? 3 bölü 2, 3 bölü 2. Yes you can. Trenin LM durakları arasındaki ortalama süreti en büyük. Şimdi bu grupta 3 bölü 2, 1,5. 1,5, 4 bölü 3, 1,33. O zaman LM en büyük değil. En küçüğüydü dikkat ederseniz. Trenin yolculuğu boyunca. O zaman tüm yolculuğu nasıl alacağım? O zaman toplam yola bak bakalım. Ne kadar yapacak arkadaşlar hemen. Topladık 100. 145 kilometre aldık. Doğru mu? Bölü. Kaç dakika olmuş bakalım? 40, 30, 30. Yani topla gelsin 100 dakika. Değil mi? Hangi birimden istediğine yalnız lütfen dikkat edin. Kilometre bölü dakika diyorsa tamam bizimkiler de güzel. O zaman cevap ne kadar? 1,45 kilometre bölü dakika olacaktı. O zaman bu ifade de yanlış. Yalnız bir aradığımız cevaptır. Evet buraya kadar dikkat edin. Neyle uğraştık hep? Yol, yer değiştirme, hız, sürat. Bakın bu kavramları oturtmanız gerçekten de çok önemli. Şimdi geldik ne? İvme. Şimdi ivme dediğiniz şey nedir? Özellikle bu kelimeye lütfen dikkat etmenizi istiyorum. Birim zamandaki hız değişimi. Şimdi burada hız değişimi, bak hız vektörel bir nicelik miydi? Evet. O zaman hız değişimi vektörelse, yani hız değişimi sadece hızın sayısal değişimini içermez. Yani hızının 10'dan 20'ye gelmesi bir hız değişimidir. Evet. Ama bunun yanında
hızın yönü değiştiği durumlarda da ivmeden bahsedebilirsiniz. Zaten şimdi ortaokuldan beri bildiğiniz kuvvetin tanımını hatırlayalım mı? Duran bir cismi hareket ettiren ya da hareket eden bir cismi durduran. Neyi değiştirdin? Hareket edeni durdurdun, duranı hareket, hızını değiştirdin büyüklük olarak. Ama cisimlerde şekil ve yön değişikliği yapabilen etkidir kuvvet. O zaman işin içinde yön de olacak arkadaşlar. Yani hem yön hem sayısal büyüme ya da küçülme. O yüzden hızlanan ya da yavaşlayan bir aracın ivmesi var mıdır? Vardır. Neden? Hızının büyüklüğü değil. Ama virajda dönen bir aracın, bak bunu üniversite sınavında da sordular. Virajda dönen bir aracın da ivmesi vardır. Neden? Araç şu şekilde virajı dönüyorken neyi değiştiriyor arkadaşlar? Hızın vektörel değeri. Bak sabit süratli olabilirsin. Sürat skalerdir. Sen virajı hep 30'da dönebilirsin. Süratin değişmiyor. Hızın değişiyor. Niye? Buraya bakan hız biraz sonra buraya doğru bakıyor. O yüzden ivmenin olmasının nedeni, özellikle uyarıyorum, yön gençler. Biraz saf temiz duygularla okuduğumuz anlarda başımıza bela olabilir bu iş. Peki ben ivmeyi formülüze edebilir miyim? Tabii ki de. Nasıl? Ne dedik? Birim zamandaki hız. Bak zamanı aşağı yazarım. Hız değişimini de yukarı yazarım. Delta V bölü delta T ile buluyoruz gençler. Evet hadi bakalım. Bununla ilgili bir örnek çalışması yapmışız. Aşağıda bazı nesnelere ait hareketler verilmiştir. Buna göre hangi nesnelerin bu hareketine bağlı bir ivmesi vardır? Şimdi ne diyor birincide? Çembersel yörüngede sabit süratle dönen dönme dolap. Şimdi bak nedir? Dönme dolap burada dolanıyor. Sabit sürat V, V, buradan da V, süratin V ama. Hızım hep V değildir. Neden? Çünkü yöne bakacaksın. He, bu hareket esnasında hızın yönü sürekli değişiyor mu? Evet, o zaman bu adamın ivmesi vardır. Çünkü ne demiştim? İvmenin varlığını sağlayan şey hızın büyüklüğünün değişmesi ya da yönünün değişmesi. Doğrusal yörüngede, bak nerede? Dümdüz bir yörüngede yavaşlayan bir motosiklet. Yani sen düz bir yörüngede hızın 50 iken 40 oldu, yavaşladın. Evet, o zaman ivmen vardır. Yere düşey doğrultuda, bak aşağıya doğru, sabit süratle inen dolu tanesi. Bir, V, V, V. İşte en güzel kısım bu. Doğrusal olarak geliyor musun? Evet. O zaman yönün değişiyor mu? Hayır. O zaman hızın değişmedi işte, değil mi? Yön de değişmedi, sayısal olarak da değişmedi. O zaman bu dolu tanesinin maalesef ivmesi yoktur. 1 ve 2'nin ivmeleri vardır. Yarış motorları üreten bir firma son tasarladığı motorun tanıtımını yaparken doğrusal bir yolda motora ait bazı veriler paylaşıyor. Sıfırdan 100 km bölü saate hızlanma süresi 4 saniye. Bu durumda ivmesi A1'miş. 100'den 220'ye gelme süresi 5'miş. 220'den 370'e gelme süresi de 6'ymış. Sürat değerleri arasındaki ivmelerini soruyor. O zaman hadi bakalım. İvme neydi gençler hemen? İvme, hemen cevap basit. Hızdaki değişimi zamana bölüyoruz değil mi arkadaşlar? Tamam, hazırız. Hadi bakalım o zaman birinci ivmeden başlayalım. Sıfırdan kaça gelmiş? 100'e. O zaman hız değerin kaç değişti? 100 bölü. Kaç zamanda bu işi yapmış? 4. 100 bölü 4'ten o zaman senin bu aralıktaki ivmen 25. Değil mi? Peki ikinci bölgeye gelelim. A2'ye diyelim bakalım ne oluyor. 100'den 220'ye geliyorsun. Ne kadar değiştirdin? 120 değiştirdim. Ne kadar zamanda yapmışım bu işi? 5 saniyede. 120 bölü 5'ten bu sayı kaç çıktı dikkat ederseniz? 24 çıktı. Hadi bakalım üçüncü bölgedeyiz. 220'den 370'e geldiğine göre bu iş 150 değişime uğradı. Ve ne kadar zamanda bu işi yaptık? 6 saniyede yaptık. O zaman buradaki ivme değerimize ne oldu gençler? 25. Bu ne demektir? 1 ile 3 eşittir, 2'den büyüktür. A1 ile A3 eşittir, 2'den büyük olacak. Ve geldik bu işin en bizleri belki ilgilendiren kısımlarından bir tanesi. Hatta AYT'ye de daha çok ilgilendiğimiz kısım hareket grafikleri. Şimdi 3 çeşit grafiğimiz var biliyorsunuz gençler. İvme zaman, hız zaman ve konum zaman grafiği değil mi? Şimdi bu işin de parolası hatırlarsanız konu anlatımlarında da artık defalarca söylediğim bir şeydi. A, V, X, AVX arkadaşlar bakın parolamız bu. Ve unutmayın ne grafiği veriliyor? A, T, V, T, X'te. Yani işin içinde her zaman T var. Bakın. Eğer ki hareketi yapmak istiyorsanız iki tane formülü iyi bileceğiz gençler. Nedir bunlardan biri? X eşittir VT. Diğeri de az önce gördük. V eşittir A çarpı T'dir. A'yı V bölü T diye yazdık değil mi? Şimdi matematiksel olarak hatırlatırım size. Örneğin A niceliği ile B niceliğini çarptım mı? Örneğin ne oluyor? Dikdörtgenin alanı oluyor değil mi? Alan demek çarpmak demektir. Örneğin
V ile T'yi çarpmak demek bu aradaki nedir? Çarpma alanını almak demektir. O zaman bak hemen bu işi de veriyor bize. VT grafiğinde bakın alan tarafına gidersen x'i verecektir. E bu arada bu ifadeye göre de bakın şöyle yapalım isterseniz bir de not düşelim buraya. Çarpmak ne demekti? Alanını almak demektir. Bölmek ne demektir gençler? Eğimini almak demektir. Şimdi ben size sana AT grafiğini verirsem şu denklemlere göre A ve T'yi biliyorsam ne yaparım? Çarparım, hızı bulurum. Bak çarpıyorsan hızı bulursun. Bak alanından hızı. He. Peki A'yı T'ye bölsem bir şey bulabileceğim mi? Bulamıyorum. Bak o zaman demek ki eğiminden hiçbir şey bulamazsın. Peki V ile T çarparsam alanı neyi veriyormuş? Bak X'i verdi. V ile T'yi bir çarptım X'i verdi. Tamam bu da çok güzel. Peki şimdi geldik. Adam sana X, T'yi verdi. Ne yapacağız? He, X'i T'ye bölersem hızı bulurum. Nasıl? O zaman bu hareketin adı eğimdir. Aynı şekilde V'yi T'ye bölerseniz de yani VT grafiğinden de eğim alırsanız da AT'ye geçeceksiniz. İşte bak zaten bu bilgileri yazmış. İğme zaman grafiğinin alanı hız değişimi. Bak bu kelimelere dikkat edin yalnız. Hızdaki değişimi verir. Hız zaman grafiğinin alanı ise bu hareketlinin bu zaman dilimindeki konum değişimi hakkında bilgi verir. Konum zaman grafiğinin eğimi hareketlinin bu zaman dilimindeki hız değişimi. Yani bunlara dikkat etmek zorundayız gençler. Hadi bakalım. Örnek vermişim. İlk sorum bakın bunu çaktırmadan. Hız zaman ve konum zaman grafiği verilen KL hareketlerinin bu grafiklerine ait bazı bilgiler verilmiş. Buna göre K hareketlisinin hız zaman grafiğinin altında kalan alan biliniyormuş. Yani sen bu alanı biliyormuşsun. L hareketlisinin konum zaman grafiğinin eğimi. Eğim ne demektir? Pozitif x ekseniyle yapılan açıyı biliyoruz demektir. Tamam çok güzel. Neyi biz hesaplayabiliriz? İşte eğlence de buradan sonra başlıyor gençler. Şimdi ben ne dedim? Hemen iki tane formülü unutmayın. X eşittir V çarpı T. Bir de neydi? V eşittir A çarpı T. Ne dedik? Çarpmak alandır, bölmek eğimdir. Şimdi ben ne biliyorum burada? Hız ne? V. Zaman ne? T. V ile T'yi çarpmaktır değil mi arkadaşlar alan? V ile T'yi ben çarparsam neyi buluyorum o zaman? X'i bulacaksınız. O zaman aldığı yolu bulabilirsiniz bu hareketin. Peki ikincide neyi biliyorum? Konum X, zaman T. X ve T'nin eğimi ne demek? Bölme. Ben X'i T'ye bölersem neyi bulurum? Bak bu denklemlere göre X'i T'ye bölsem hızı. O zaman bu hareketlinin bu zaman aralığındaki neyini bulabiliyorum? Hızını bulabiliyorum. Dolayısıyla aradığımız cevap da Bursa'dır. Böylece çaktırmadan bu grafiklerin hangi anlama geldiğini tekrarlamış olduk. Şimdi buraya lütfen dikkat edin arkadaşlar. Biraz hain bir duruma tanışacağız. İğmesi olduğu bilinen bir cismin sürat zaman grafiği. Bak sürat zaman. Normalde ne grafiği verilir? Hız zaman grafiği verilir. Ama ben biraz ne diyeyim adilik yapmışım herhalde. Değil mi? Olabilir mi? Yani ya estağfurullah değil mi? Ben iade ediyorum. Sürat yerine yani hız yerine sürat yazmışım. Bak genelde bir önceki sorulara bak mesela gel buraya. Ne grafiği vermiş? Hız zaman. Bak biz burada ne vermişiz? Sürat zaman. Sürat yönü yok etmek demektir. Şimdi o zaman hangilerinde iğme olabilir? Şimdi birincide bakın sürat sabit. Olabilir miydi iğme? İşte eğlence burada. Hız olsaydı olmazdı ama sürat doğrusu olur. Neden? Çembersel yörüngede hep sen V süratiyle dolanırsan aslında iğmen var mıdır? Vardır. O yüzden bu bir grafik evet sürat olduğu için. Sonra süratini arttırmışım. Olabilir mi? Zaten süratini arttırman demek hızını da arttırıyor olabilirsin yani değil mi? Problem yok. Süratini azaltmışsın. Evet. Burada 2, 3, 3 arıza yaratma sizler için de yap. Niye? Süratin değişimi var. O zaman hemen iğme de var gibi düşünebilir. Ama sabit süratli diyerek ben çaktırmadan yönü anlatmadığımı da içermiş olabilirim. Dolayısıyla hepsi olabilir. Lütfen bu soruya dikkat edin gençler. Şimdi birazcık grafikleri özel olarak incelemeye çalışacağım. Konum zaman grafiği. Bakın. Ne yani? X ve T grafiğini. Şimdi bakın her grafiğin kendisi bir işi anlatır. Ne gibi? Kendisi diyor ki ya ben diyor konumumu anlatıyorum. Bak şimdi örnek veriyorum. İşte şuraya X desem, şuraya 2X desem tamam mı? Buraya da bir XT grafiği diye çizelim şöyle. Ne yaptım ben şimdi? Örnek veriyorum. X'ten başladım 2X'e gittim. Bak ne kadar zamanda T. İşte bu sana kendisi zaten diyor ki ben kardeşim başlarken X'teydim.
T anına geldiğimde 2x'e. Bak ne güzel. Hiçbir şey yapmadan ben anlayabiliyorum konum değişimin ne olduğunu. Çünkü bu kendisi. Bu arada ne yedim ben size? Hemen parolayı da yaz kenara. A ve x. Eğer x'i biliyorsan çare kim? V. Değil mi? O zaman hızı bulacaksınız. Yani hız bilgisi de nasıl da eğimde. Peki eğimin tanımı nedir? Bir matematik öğretmenini tutsan, İlyas Güneş tutalım. Sorsak değil mi? Desek ki bize eğimin tanımını yap İlyas. Ne diyecek bize? Sizin gibi. Niye çalışmıyorsunuz diyecek bize değil mi? Bu yaşa geldiniz hala öğrenemediniz mi diyecek büyük olsa İlyas bize de. Neyse. Ne yapalım İlyas deriz, unuttuk deriz. Tabii ki unutmadık gençler. Pozitif x ekseniyle yapılan açı hava olsun diye biz onu test etmek için yapmıştık değil mi? İşte bu açıya eğim denir gençler. Alfa açısına. Pozitif x ekseniyle yapılan açıya alfa deniyor. O zaman bakıyorum şimdi. Açı hala alfa mı? Evet. Açı hiç değişmiyor. O zaman ne demek bu? Eğimin değişmemesi demek hızının değişmediği. Yani sabitiz. Buraya geliyorum. Açı alfa iken açı ne oldu? Teta. Gittikçe eğim ne yapıyor? Artıyor. O zaman hızlanan hareket. Bakıyorum alfa iken şimdi teta. Eğim ne yapıyor? Gittikçe azalıyor. O zaman yavaşlayan hareket. Ha burada da eğim yok arkadaşlar. Bak adam hep aynı konumda. Yani bu adam da duruyor demektir. Şimdi bu arada bunlar hangi yön tabii ki? Yukarı doğru gitmek demek pozitif, pozitif, pozitif. Negatifi nasıl buluyorum hemen? Tak, tak, tak. Katlı aşağı. O zaman bunlar da negatifler olacak. Hadi bakalım. Konum zaman grafiği verilen hareketlerin hareketine ait grafikteki değerler biliniyormuş. Oo, başlarken x1'deyim. T anında x2'deyim. Geçen zaman t. Bunları biliyorum. T süredeki yer değiştirmesini bulabilirim. Biliyorum. Bak şimdi. Başlarkenki konumum neresi? x1. Bitirdiğimde x2'deyim. Sen buradan buraya geldiğine göre yaptığın yer değiştirmeyi ben biliyor muyum? Biliyorum. Peki ortalama süratini bulabilir miydim? Evet. Nasıl buluyordum? Ortalama sürat nasıl bulunuyordu gençler? Aldığınız yolu zamana bölemek. Şimdi zamanı biliyor muyum ben? Biliyorum. X1'den X2'ye geldiğime göre aldığım yolu da biliyorum. O zaman ben bu işi biliyorum. Değil mi? 2T süresi sonunda bulunacağı konum. Bakın eğlence burada geliyor şimdi. Bu grafiğin bak eğimi hiç bozulmadan gidiyor. Doğru mu gençler? O zaman ben benzerlik devam ediyorsa bu adamın. Değil mi? Geometriden de çakıyoruz yani değil mi? Şimdi sen bak alfada A kadar yukarı çıktıysan bir alfa daha geçtiğinde değil mi? Yine A kadar çıkacaksın değil mi? Zamanlar da aynı çünkü. O zaman ben bunun hangi konumda olacağını bulabilirim değil mi? O zaman hesaplayabiliriz. Ama grafiğin ondan sonraki durumu değişiyorsa olmazdı tabii ki de. O yüzden biraz grafiği uzatmıştım. Yani devam ediyor hareketimiz. Bir cisme, bakın bu çok güzel bir bilgi. Newton hareket yasalarına da yavaş yavaş ısınmaya başlıyoruz şu anda. Bir cisme hareketine zıt yönde kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlayan hareket yapar. Bakalım ispat edelim hemen. Şu cisim diyelim bir zemin. Bir cismimiz var. Diyelim bu tarafa doğru bir V hız vektörüyle gidiyor. Aynı şeyi bir daha yapalım. Böyle gidiyor V hızıyla. Şimdi hareketine iki olasılıkla kuvvet uygular. Mesela böyle bir kuvvet uygularsam ya da ters yönlü bir kuvvet uygularsam ne olur diye soralım. Hadi. Sen zaten buraya giriyorsun. Sen de bu yönde destek çıkarsan o zaman ne yapar bu adamı? Hareketi yönünde kuvvet uygularsan bu adamı ne yaparsın? Hızlandırmaya başlarsın. Peki sen böyle gitmek isterken ters yönden kuvvet uygularsan bu adam ne yapar o zaman? Yavaşlar değil mi gençler? Ben ne anlattım şimdi? Ne diyor? Zıt yönde kuvvet uygulanırsa cisim yavaşlar. Doğru mu? Doğru söylemişim. Allah aferin bana ya. Çok güzel söylemişim değil mi? Şimdi buna göre diyor ki grafiği verilen hareketli hangi zaman aralıklarında hareketine zıt yönlü. O zaman zıt yönlü olmanın koşulu ne? Yavaşlayan hareketler. Adama derler yavaşlayan bir hareketlinin konum zaman grafiği nasıldı? Tabii ki yaşlı K değil mi gençler? Böyle olanlara biz yavaşlayan. O zaman başlıyorum. Bir numara buna benziyor mu? Yes. İki benziyor mu? Benzemiyor hiçbirine. Üç benzedi mi? Bak şuna benzedi. Alttakine benzedi değil mi? Dört benziyor mu? Benzemiyor. O zaman hareketine zıt yönlü kuvvet uygulandığı bölgeler 1 ve 3 diyoruz. Mutlu bir hayat sürdürüyoruz gençler. Geldik hız zaman. İşte hareketin belki en can damarı grafik türü gençler. Hız zaman. Neden? Şimdi hatırlayın parolayı. A, V, X. Ya sen V'yi biliyorsan X'e de giderim, A'ya da giderim değil mi? He başlayalım o zaman. 1. Kendisi hız bilgisi. Zaten diyor kardeşim ben diyor hız zaman grafiğim diyor. Değil mi? Oo ne güzel. Başka
V'den hatırlayın sağ tarafa doğru gitmek neydi? Alan. Oo, ben böyle bir grafik gördüysem, mesela çizmişim. Bu grafiğin altında kalan şu alan aldığı yolu verecektir. V çarpı T bölü 2 neyse. Eğer grafik aşağıdaysa da her zaman şunu unutmayacaksın. V ve T burada ya. Şu hareketi yapıyorsun. Ne oldu? Altındaki alan. Ama kızın V buradaysa o zaman T'ye vur. O zaman yukarıdaki alan oluyor değil mi? İşte alan bu sefer eksi olarak çıkıyor. Peki bu arada eğim. Bak bu tarafa doğru gitmeye kalkarsak da bunun adı neydi gençler? Eğimini almak. Bakıyorum. V'yi T'ye bölüyorum. Böylece neyini buluyorum? İvmesini hesap edebiliyorum. Bu yüzden hız zaman grafikleri sizler için çok iyi bir şeydir gençler. Neden? Hemen yolu da hesaplayabilirsin, ivmeyi de hesaplayabilme şansın var tabii ki de. Bakalım var mıymış? Hız zaman grafiği verilen bir hareketlinin grafiğinde bulunan değerler biliniyormuş bak. V1'ler, V2'ler falan hepsi biliniyor. Şimdi 0 ile T3 aralığındaki yer değiştirmesini hesap edebilir miyiz? Şimdi bakalım gençler. Şimdi V'leri ve T'leri biliyorsam ben bu alanları hesap edebilir miydim? Mesela bak bu V'yi ve T'yi biliyorsam hesaplarım. Burayı da hesaplarım. Değil mi? Sonra burayı da hesaplayabilirim. Bu durumda bu adamın işte atıyorum burası kaç metre çıktı? Sallıyorum ben şimdi sayıları gençler. Artı 50 burası çıktı. Artı 20 burası çıktı. Eksi 10 da burası çıktı. Aldığın yolu da yaptığın yer değiştirmeyi de hesaplarım ben sana. Değil mi? He. Peki 0 ile T2 zaman aralığında yani şu aralıktaki değil mi? Ortalama süreti. Sürat nasıl bulunuyordu ortalama? Yol bölü zaman. E ne güzel ya. Aldığın yol sallıyorum. Biz sallamıştık ya. 70. Kaç zaman geçti? İşte sıfırdan T2. 10 saniye. O zaman ben bunu da hesaplarım. Peki T3 anındaki konumunu hesaplayabilir miydik? Şimdi burada da çok önemli bir şey var. Örneğin Mehmet sana sorayım. Senle ben zıt yönde yürürsek aramızdaki mesafe ne olur? Zıt yönde yürüyoruz. Kesin mi? Kesin değil tabii ki. Neden? Şu. Mehmet böyle yürüyorsa, ben de böyle yürüyorsam bak aramızdaki mesafe azaldı. He, senin dediğin şeyde de şu var. Sen buraya, ben buraya gidersem de artar. O zaman bir şeyi vermem gerekiyordu. İlk konum. Sen şimdi bana harekete başladığın ilk konumu vermediysen ben senin son konumunun neresi olduğunu bulamam. O yüzden T3 anında sana diyorsun ki ne kadar yol aldık? Şu kadar yer değiştirme yapacağız. Ama buradan hareketle bu hareketlinin konum değişimi son konumunu bulamazsınız gençler. Çünkü ilk konumunu vermemiştim size. O yüzden 1 ve 2'yi hesaplayabiliriz. Hadi bakalım az önce de bu numarayı yapmıştık. Bir cisme hareketi yönünde kuvvet uygulanırsa cisim ne yapar? Hızlanır. Öyle değil miydi? Hadi bakalım hatırlatalım gene. Cisim buydu. Bu yönde gidiyordu değil mi gariban? Sen de buna bu yönde bir kuvvet uygularsan ne oldu? Hareketi yönünde mi? Evet. O zaman cismi ittiriyorsun. Ne yapar? Hızlanır. Diyor ki cismi hangi zaman aralıklarında hareketi yönünde kuvvet yani hızlandığı zaman. Cevap basit. Hızım sıfırdı. Şimdi kaç oldu? Bir V. O zaman hızlandım. Yani sıfırdan uzaklaştığınız zaman hızlanırsın. Sonra ne yaptın? V'den sıfıra geldiğine göre bu bölgede yavaşlıyorsun. Olmaz. 3'te bak burası en tehlikeli yer işte. Sıfırsın. Neye geldin? Şimdi örnek veriyorum. Eksi V. Hızlandık arkadaşlar. Eksi ne burada? Yön. Sıfırdan aslında V'ye geldin gene. Sıfırın tanımı ne? Hiç. Hiç hızım yokken eksi 20. Ya eksi yön. At eksi 20 oldu. O zaman yine hızlanan harekettir. O zaman yes. Sonra gene sıfıra yaklaştın. Yani hiçe gittin. Demek ki sıfırdan uzaklaştığınız zaman hareketi yönünde yani birinci ve üçüncü zaman aralıklarında hareketi yönünde kuvvet uyguluyoruz. Ve geldik grafik türlerinin sonlarına geliyoruz. Artık konunun da sonlarına geliyoruz gençler. İvme zaman grafiği. Bak hemen gene parolayı yazası geliyor adam. Neydi parolamız? A, V, X. Neyi biliyorum? A, T grafiğini biliyorum. O halde bir, kendisi ne veriyordu? İvme bilgisi. Benim ivmem 10. Bitti. 5 saniye bu. Neyi anlıyorum buradan? A'dan çare nereye doğru? V'ye. Yani alanını alarak. O zaman bu grafiğin alanından örnek veriyorum. Bak AT. Bu grafiğin alanı hız değişiminin ne kadar olduğunu A çarpı T kadar. Grafik aşağıdaysa yine üstündeki alandır. Eksi AT kadarlık bir hız değişimi. Bak ama kaçtan başladığını söylemiyor yalnız. Senin ilk hızın 20 ise bu alan diyelim 10 ise 10 daha ekle diyor. 30'a geldin. Yani sen bana neyi veriyorsun? Bak buraya yazdığım kelimeleri lütfen ciddiye alın. Hız değişimleri hakkında cevap veriyor. Hızın 20 ise 10 ekledin 30'u. 10 ise 20'ye gelecek. Yani o zaman ilk hız değeri çok önemli gençler. Bakalım. İvme zaman grafiği verilen bir cismin
Grafikteki A ve T değerleri biliniyorsa, işte bak bu soru işte az önceki yaptığım uyarının bir meyvesi. Şimdi hangileri kesinlikle bilinir? Şimdi ivme zaman grafiğini, parolayı yazarsak şimdi neydi? A, V, X. A'nın alanı V'yi verir. O zaman hangi V'yi verir? A çarpı T kadarlık neyi söylüyor sana bu? Hız değişiminizin ne kadar olduğunu söylüyor. Hız değişimi. Bu alan 20 mi? İyi, sana şu anlatıyor. Hızın 20 değiştireceksin kardeşim. İyi. O zaman 0T zamanındaki hız değişimini veriyor. He. T anındaki hızını veriyor mu? Bilmiyorum. Neden? Şu alan diyelim ki 20 ise. Hızın 0 ise o T süresi sonunda hızın kaça gelecekti? 20'ye. Ama başlarken hızınız 10 ise kaça gelecekti? 30'a. O yüzden sen hızın bak kaç değişti burada? 20. Burada kaç değişti? 20. Ama T anındaki hızın acaba 20 mi 30 mu? Ben nereden bileyim? İlk hızı vermedim çünkü size. Kesin değil. T anındaki konum o mübarek. Sen bunun zaten hızını hesap edemiyoruz ki son hızı. Sıfırdan 20'ye mi geldi bu hız acaba? Acaba 10'dan 30'a mı geldi değil mi? O zaman sen bunun alacağı yolu hesap edebilir misin alanlarını? Hesap edemezsin. O zaman artı bir de ilk konumunu da bilmiyorsan son konumunu da bulamazsın. O yüzden siz sadece ivme ile neyi bulduğunuzu unutmayın. Hız değişimini. Ne kadar olduğunu. Hadi bakalım. Bir cismin ivme zaman grafiği verilmiştir. Buna göre bu cisim ne diyor? Bak ivmenizin değeri nedir? Var. Yani bir A gibi değeri var. O zaman bu adam ivmeli hareket yapan birisi. Kim bakalım? Sürtünmesiz ortamda yere düşen bilye olabilir miydi? Bakalım bir bilyeyi bıraktık sürtünme dök. Ne yapar? Aşağı doğru düzenli olarak hızlanır. Hatta hangi çekim ivmesinin etkisiyle? G değil mi arkadaşlar? G'nin değeri de mesela kaç diyelim? Örneğin yaklaşık olarak 10 veriyoruz. O zaman hep 10 ivmeyle hızlanacak. 0, 10, 20 her saniyede hızı böyle değişecek. O zaman sabit bir ivme olabilir. Virajı sabit süratle dönen otomobil olabilir miydi? Şimdi eğlence de burada. Şimdi sen ne yapıyordun? Buradaki süratin V, V, V. Ama hız değişiminiz var mı? Var. O zaman ivmen var mıydı? Var. Bak bunun dersin içinde üçüncüye kez söylüyorum. O zaman eğer bu işi düzenli yapıyorsan sabit süratle dönen bir otomobilin de ivmesi olabiliyor. Niye? Sürat sabit, hız sabit demedik. Yönü değiştiği için ivmesi vardı. Yerden yukarı yönde sabit hızla yükselen gezi balonu. Bir balonu düşünün. Ne yapıyor? Sabit süratle gidiyormuş yukarı doğru. Doğrusal olarak yükseliyorsun. Hızın da sabit. Doğru mu aslında? Süratin sabit gibi doğrusal olduğu için hızın da sabit. Hızın sabitse bak zaten sabit hızda yükseliyorsa ivmen yoktur. Sabit hız olduğuna göre hızın değişmemiştir. O zaman 1 ve 2'nin ivmelerisi olabilir bu şekilde gençler. Evet böylece ikinci günün ilk videosunu bitirdik gençler. İkinci videoda birazdan görüşeceğiz. Evet gençler ikinci günün ikinci konusuyla birlikteyiz. Newton'un hareket yasaları diğer bir ismiyle de hatırlarsanız dinamik arkadaşlar. Evet, Newton'un hareket yasalarına tabii ki öncelikle neyi tanımlamamız gerekiyor gençler? Kuvvetle tanışmamız lazım. Şimdi fiziğin alt dallarından biri neydi? Hatırlarsanız mekanik. Biz şu anda mekanikle ilgileniyoruz. Ve bu da ne yapıyor? Kendi içerisinde ikiye ayrılıyordu. Neydi bunlar? Kinematik ve dinamik de hatırlarsanız. Kinematik aslında bir önceki konu gençler. Cisimlerin sadece hareketlerini inceledik. Bakın geçen derste ne yaptık? Hızından, süratinden vesaireden bahsetmiştik. Ama dinamik neyi inceliyor? Hareketin nedenini inceliyor. Tabii ki hareketin nedeni nedir? Durup dururken hareket olamayacağına göre bizim kahramanımız kim arkadaşlar? Kuvvet olacak. Yani bizim sorunumuz bu sefer ne? Kuvvetle hareketin arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışacağız. Peki kuvvetin tanımı neydi? Cisimler üzerine dikkat edin. Hız, yön, şekil değişikliği yapabilen etkidir. Neyle ölçülüyordu? Dinamometre ile ölçülür. Temel birimi de neydi? Saygıyla anıyoruz Isaac Newton'ı. Newton değil mi arkadaşlar? Kuvvetin birimi de. Bu arada siz kuvvetin daha önceki tanımını da hatırlarsanız neydi? Duran cismi hareket ettiren, hareket eden cismi durduran. Yani hız değişimi. Cisimlerde şekil ve yön değişimi yapabilen etkidir diye adlandırmıştık. Peki örnek vermişiz. Neler mesela örnek? Frenler ile hız değişimini yapabiliriz. Ne yapıyorsun? Frene basıyorsun. O bisikletin ya da bir otomobilse de bunun hızını azaltabiliyorsun. Direksiyon ile yön değiştirtebilirsiniz arkadaşlar. Ya da bir sünger mesela bunu sıkıyorsunuz ve şeklini değiştiriyorsunuz arkadaşlar. İşte bunlar da en güzel örnekleri. Hız değişimine, yön değişimine ve şekil değişimine olan
etkileri gözlemleyebiliyoruz. Bunlardan birden fazlasını da bir arada yapabilir miyim? Yapabilirim. Direksiyonu çevirip aynı zamanda süratinizi azaltabilirsiniz, hızınızı azaltabilirsiniz ya da arttırabilirsiniz. Yani birden fazla kavramı da inceleyebiliriz. Ve dikkat edin, özellikle sorularda karşımıza gelecek kavramlardan. Bakın, net kuvvet. Net kuvvetin diğer bir ismi arkadaşlar bileşke kuvvet. Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesini. Tabii ki yalnız bu işe dikkat etmenizi istiyorum. Kuvvet vektörel ya. Bu işlemi toplamını yaparken vektörel toplam yapmak zorundasınız. Biz buna net kuvvet diyoruz. He, kuvvetin vektörel olduğunu hemen 20 buraya, 10 buraya, hemen 30 diyemiyorsunuz. Yönlere bakarak işlem yapacaksınız. Ve bir cismin üzerindeki kuvvetlerden bazı sonuçlar çıkartabiliriz. Bakın, dengelenmiş kuvvet ve de dengelenmemiş kuvvet. Yani cismin üzerinde. Dengelenmiş ne demek? Eğer bir cisme etki eden net kuvvetin değeri sıfır ise arkadaşlar, cisim dengelenmiştir. Bu ne demektir? Ya da cisim dengelenmiş kuvvetler etkisindedir denir. Hatta bu tür cisimlere biz ne deriz? Eylemsiz cisim deriz. Bakın, bunları lütfen kafaya yazın. İlerleyen dakikada lazım olacak. Peki dengelenmemiş ne demek? Aslında bu işin tam tersi. Cisme etki eden net kuvvetin değeri sıfırdan farklı ise cisim dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir arkadaşlar. Yani üzerinde bir kuvvet vardır. Peki devam ediyoruz. Kuvvet türleri nelerdir? Mesela bakın, temas kuvvetlerimiz vardı. Nedir? Basit olarak fiziksel temas gerektiren kuvvetlerdir. Örnek, çekişle duvara çakılan çivi. Ne yapıyorsun? Duvara çekişle temas ettiriyoruz. Tenis raketiyle vurulan top. Ne yapıyorsun? Raketle vuruyorsun topa. Yani bir temas var. İtilen bir dolap. Dolabı itiyoruz. Hava moleküllerinin çarptığı yelken ya da paraşüt. Bakın, bunların hepsinde bir yüzeye veya işte o cisme bir temas vardır. Peki başka ne var? Alan kuvvetleri vardır gençler. İki cisim arasında temas olmaksızın uzaktan olan şeyler. Aşk gibi düşün. Değil mi? İki cisim arasında doğrudan bir temas yoksa işte bu tür kuvvetler alan kuvveti. Neler var? Bakın, kütle çekim kuvveti, meşhur Newton genel çekim yasası, 12. sınıfta olan arkadaşlarım bilirler. Veya elektriksel yük nedeniyle pozitif yüklü bir cisim negatif yüklü cismi ne yapar? Kendisine doğru çekebilir ya da aynı cinsleri itebilir de tabii ki. Ya da iki mıknatısın arasında ne olabiliyor? Çekme ya da itme kuvvetleri olabilir. Ve bunların olması için temasa gerek yok. Uzaktan da çekebiliyor, uzaktan da itebiliyor, dikkat edin. Ve tabii ki hemen bunları uygulayalım bakalım. Yukarıda verilen örneklerin hangilerinde bahsi geçen nesne dengelenmemiş? Bakın, kelimelere dikkat ediyoruz. Yani üzerinde dengelenmemenin şartı neydi? Cevap çok basit. Hemen sen de şunu diyeceksin. Cismin üzerindeki net kuvvetin cevabı sıfırdan farklı olacak, değil mi arkadaşlar? Sıfıra eşitse dengede demektir. Biz amacımız dengelenmemiş. Yere yavaşlayarak düşen. İşte eğlence de burada başlıyor. Eğer cisme kuvvet etki ederse ne yapar cisim? Hızını değiştirebilir. Ne yapabilir? Hızlanabilir, yavaşlayabilir. Ya da yönünü değiştirebilir. Ya da şeklini değiştirebilir diyeceksin. Yavaşladı. O zaman kuvvet olması lazım ki yavaşlaman lazım. Virajı sabit süratle dönen NASCAR aracı demişim. Arkadaşlar, sabit süratle dönsen bile yönün değişiyor mu? Yes, bak bunu geçen derste de çok uyarmıştım. O zaman kuvvet olması lazım arkadaşlar. Direksiyonu çevireceksin. Suyun yüzeyinde duran bir sinek. İşte neydi bu, hatırlarsanız arkadaşlar, yüzey gerilimi. Ne vardır burada da? İşte bunun ağırlığını dengeleyen bir kuvvet vardır. Burada duruyorsun. Zaten bir cisim eylemsizdir bu arkadaşlar. Ne yapıyor? Duruyor. Bir hızında bir değişiklik var mı? Yok. Yönünde bir değişiklik var mı? Yok. O zaman bu arkadaşlar maalesef dengededir arkadaşlar. Dengelenmemiş olanları sorduğuna göre de 1 ve 2 aradığımız cevaptır. Sürtünmeli zeminde ok yönünde sabit hızla itilen dolap için. Şimdi hemen bakalım. Şimdi burada aslında birazcık kuvvet diyagramı dediğimiz bir kavram var. İşte dolabı kabaca çiziyoruz gençler, bakın. Şöyle bir dört yön hemen çizelim bak. Şimdi neler var kuvvet? Birazcık sakin bir şekilde gösteriyoruz. Bak, neymiş zemin? Sürtünmeli bir zeminde. Sen cismi ne yapıyorsun gençler? Bu tarafa doğru ittiriyoruz, değil mi? Bir F kuvvetiyle bu çocuk ittiriyor. O zaman çocuğun uyguladığı kuvveti böyle gösteriyoruz. Zemin ne diyor? Gitme, kal bu şehirde. Ne yapıyor yani? Sürtünme kuvveti uygulanıyor, değil mi? Bak, bu da var. Başka, bu dolabın aşağı doğru neyi vardır gençler? Bir ağırlığı vardır, değil mi? G. Daha henüz çok iyi anlatmasak da etkin varsa da zeminin bir de tepki kuvveti vardır, değil mi? N. İşte aslında bu dolabın üzerinde dört tane kuvvet var. Şimdi başlayalım.
Anahtar kelimelere bakalım. Mesela dengelenmiş kuvvetler etkisi. Bir cisim dengelenmiş ise neydi kural arkadaşlar? F net sıfır olacak demektir. Yani bunun anlamı ne demektir? Cisim duruyorsa durmaya devam etmesi gerekiyor. Ya da anahtar bir kelime. Sabit hız. Vay, hızlanma yok. Yön değişikliği yok. O zaman bunun üzerine gerçekten kuvvet yok arkadaşlar. Net kuvvet. O zaman birinci ifade doğruydu. Temas gerektiren kuvvet sayısı birden çoktur. Şimdi bakıyorum. Neler var? Çocuk bir kuvvet uyguluyor. Bu temas gerektiriyor değil mi? Sürtünme kuvveti de temas gerektiren bir kuvvettir değil mi? O zaman temas gerektiren kuvvet sayısı birden çok arkadaşlar. Peki temas gerektirmeyen kuvvet var mı? Var. Ağırlığı arkadaşlar. Sen havada da olsa ağırlığın vardır. Yani ben yere değiyorum, yere de ağırlığım var. Ağırlık bir kütle çekim kuvvetidir. Bu yüzden bu kuvvete özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Yukarıda da olsan, yerde de olsan ağırlığın vardır. O zaman bu nedir? Temasa da gerek olmayan bir kuvvet türüdür. Dolayısıyla 1, 2, 3 şu ana kadarki yaptığımız çalışmaları açıklayacaktır. Ve doğadaki temel kuvvetler. Tabii bunu 12. sınıfta gerçekten de çok ayrıntılı inceleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi meşhur her şeyin teorisi işte. Doğa olayları açıklanırken 4 tane kuvvetle karşılaşıyoruz. Kim bunlar diyecek olursanız. 1. Güçlü çekirdek kuvveti ya da nükleer kuvvet. 2. Elektromanyetik kuvvet. 3. Zayıf nükleer kuvvet. Ve 4. de kütle çekim kuvvettir. Şimdi bunların da büyüklüğü olarak bakın baş harflerinden bu G, bu E, bu Z, bu da K dersek o zaman şöyle oluyor. G büyüktür E, büyüktür Z, büyüktür K. Geri zeka diye kafada tutabilirsiniz. Kolay oluyor. Böyle. İşte ya da bazı yerler diyorlar gez Konya'yı değil mi? Sen bilirsin değil mi? Gezilir mi? Şimdi hadi bakalım. Sonra geliyoruz ki. Şimdi bunları biraz ayrıntı verelim. Güçlü çekirdek kuvveti. Nedir güçlü çekirdek kuvveti? Dikkat edin özellikle. Atom çekirdeğindeki proton ve nötronların dağılmadan bir arada durmasını sağlayan çekici bir kuvvet. Yapıştırıyor işte hatta bunlar. Bunlarda da meşhur aracılar var. Gluon yapıştırıcı gibi düşün. Güçlü çekirdek kuvveti elektrik yükünden bağımsızdır. Normalde bir protonla protonun birbirini ne yapması lazım? Elektriksel anlamda itmesi gerekir. Bu ama ne? Elektrik. Elektrikse bu gruptan bahsediyoruz demektir. İşte elektrik yüküne bakmadan protonla protonun birbirine uyguladığı bir çekme kuvveti vardır. İşte buna biz güçlü çekirdek kuvveti diyoruz. Menzili kısadır ve en şiddetli kuvvet türüdür arkadaşlar. 2 numara elektromanyetik kuvvet ismi üzerinde. Elektrik yükleri arasındaki çekme ya da itme, mıknatısların arasındaki çekme ya da itme kuvvetleri bu gruba girer ve ne olabilir? Bu arada bu çekme de olabiliyor, itme de. Ama bu kesinlikle çekme kuvvetidir. Sonsuz menzilidir. Yani sonsuza kadar geçerli vardır. Şimdi geliyoruz zayıf nükleer kuvvetler. Çekirdekte işte ne yapıyor? Protonlar ve nötronlar dağılmadan bir arada durmak istiyorlar değil mi? Eğer elektromanyetik kuvvetler, örneğin protonla protonun birbirine olan itme kuvveti, buradaki çekme kuvvetinden büyük hale gelirse çekirdek dağılmak ister. Yani biz buna ne deriz gençler? Kararsız çekirdek deriz. İşte kararsız çekirdekler ne yapmak ister? Dağılmak isterler. İşte kararsızlık oluşması nedeniyle radyoaktif bozulma olur. Bu esnada ortaya çıkan kuvvete de zayıf çekirdek kuvveti deriz ve kısa menzilidir. Ve geldik 4 numaraya arkadaşlar. Newton genel çekim yasası aynı zamanda kütle çekim kuvveti. Kütleler arasında oluşan çekici bir kuvvettir. Yani iki gezegenin bir arada mesela ne oluyor? İşte dünyaya bağlı bir ay. Mesela biz ne yapıyoruz? Güneşe bağlı olarak dolanıyoruz. Niye? Kütle çekim kuvvetinin etkisiyledir. Ve mesafe sonsuza kadar geçerlidir. Çok uzakta da olsa çekim kuvveti halen devam edecek gençler. Hadi bakalım. Doğada bulunan temel kuvvetlerden. İşte bu neydi? G, E, Z, K'den bahsediyoruz. Hangileri kesinlikle çekici bir kuvvet özelliğine sahip? Şimdi hatırlayın. Güçlü çekirdek kuvvetinde neydi? Protonlar ve nötronlar arasında çekirdeğin dağılmadan bir arada durmasını sağlayan çekirdek kuvvetiydi. Değil mi? Elektromanyetik kuvvet neydi? Yüklü taneciklerin ya da mıknatıslar gibi elektromanyetik kuvvetlerin açıklıyorduk. İyi de yalnız yüklü tanecikler de artı eksiği çekebiliyor ama artı artıyı itebiliyor. O zaman bu arkadaş her zaman çekici olmak zorunda değil. Kütle çekim kuvveti zaten ipucu vermiş bak. Kıyak geçmiş bize çekim. Kütleler her zaman birbirini ne yapar gençler? Çeker. Dolayısıyla 1 ve 3 nedir? Bizim aradığımız çekici özelliğe sahip olan kuvvetlerdir. Yukarıda verilen hareket türlerinden hangileri
kütle çekim kuvvetinin etkisinde gerçekleşmiştir. Gelgit olayının oluşması. Nasıl oluyor? Ay'a bakan yüzeyde ne yapıyor arkadaşlar? Dünyanın Ay'a bakan, Ay burada olsun, Dünya da burada. Ne yapıyor? Ay bu taraftaysa buradaki suyu kendisine doğru çektiği için sular yükseliyor. Gel. Tabii ters yüzeye geldiği zaman da git olayı gerçekleşiyor. Tabii ki kütle çekim yasası. Dünyanın güneş çevresinde dolanım yapması. Dünya biliyorsunuz ki ne yapıyor? Eliptik bir yörüngede güneşin çevresinde dolanıyor değil mi gençler? Bu güneşimiz, biz de burada dolanıyoruz. Peki bizi bu yörüngede tutan kuvvet kimdir tabii ki? Kütle çekim kuvvetidir gençler. Serbest bırakılan elmanın yere düşmesi. İşte Newton'un kafasına gelen şey buydu değil mi diyoruz arkadaşlar? O elma neden düştü arkadaşlar? İşte burası yerse niye buraya gidiyor? Çünkü kütle çekim kuvveti. Ben ne dedim? İlle temas gerektirmez. Uzaktan da olsa çekebilir. O zaman elmayı yere düşüren şey de tabii ki kütle çekim kuvvetidir. Ve geliyoruz Newton'un hareket kanunları işte arkadaşlar. Ve bunlardan birincisi. İşte bak elma ile beraber poz vermiş değil mi? Eylemsizlik prensibi. Aslında biz bunu açıkladık gençler. Eğer ki bir cisme etki eden kuvvetlerin toplamı olan net kuvvet sıfır ise cisim dengelenmiş dedi. Hatırlayın değil mi? İşte bunun diğer bir ismi de ne demiştik hatırlayın? Eylemsizdi demiştik değil mi? Eylemsizliğin de iki tane anlamı vardır. Lütfen bunlara dikkat ediyorsunuz. Bir, aslında eylemsiz demek ne demek biliyor musun? Hiçbir eylem yapmayacak. Yani ne yapıyorsan devam et demektir. Örnek, duruyorsa durmaya devam edecek. Eğer hareket ediyorsa sabit hızla devam edecek. Niye bozsun ki ayarını? Niye hızlansın? Kuvvet mi uyguladın? Niye yavaşlasın? Kuvvet mi uyguladın? İşte bakın her şeyi düzenli yapacağız. Peki ikinci yasa. En önemli yasamız belki de bizim bu konuları açıklayan temel yasa arkadaşlar. Bir cismi etki eden kuvvet sıfırdan farklıysa bakın bitti. Sıfırsa eylemsizdir, dengedir. Sıfırdan farklıysa ivmeli hareket yapar diyor. Yani ne demek? Hızlanır, yavaşlar. Tabii bir tane daha var burada. 3 numara. Yönü de değişebilir değil mi gençler? Yani o zaman cisim ivmeli hareket yapabiliyorsa cisme kuvvet uygulanacak. Kuvvet uygulanıyorsa ya hızı değişecek ya da yönü değişecek. Şimdi o zaman dikkat edin. Hiç kuvvet uygulamazsan yani buradaki durumda hiç ivmen yok. Bak burası işte orası. Aslında burası birinci yasa. Bak tam şurası. Sonra sen çok kuvvet uygularsan çok hızlanır. Yani çok ivmelenir. O zaman bu nasıl bir orantı? Doğru. Bak alfa hala alfa ise ne yapabilirim? Ben buradaki F neti A'ya bölersem yani eğimini alırsam hep sabit bir şeyle tanışmam lazım. Doğru mu? Hep aynı eğim. İşte bir hesaplıyorlar. O sabit kim çıkıyor arkadaşlar? Cismin kütlesi çıkıyor. Oradan da çekersek bu formülü meşhur F net eşittir M çarpı A arkadaşlar. Artık tişörtlerin bile önlerinde var değil mi? Herkesin bildiği bir formül. Tabii kuvvetin birimine Newton. Kütlenin birimi kilogram, ivmenin birimi de metre bölü saniye kare olacak arkadaşlar. Bu birimlere de lütfen dikkat ediyoruz. Ve geldik üçüncü yasa, meşhur bir yasa. Etki tepki prensibi değil mi? Şimdi bu yasaya göre de eğer bir kuvvet bir yüzeye etki ederse yüzey de o etkiye dikkat edin. Eşit ve zıt tepki uygular ve tepkiler neyle gösterilir? Şimdi dikkat edin ki masanın üzerinde bir tane M kütleli cisim var. Masaya bir kuvvet geliyor mu şu anda? Cisim tarafından bir kuvvet geliyor. Nasıldır? Mg. Tabii bu durumda etki var değil mi? Masada cisme ne yapılıyor? Bak masadan cisme. Yönlerde burada dikkat etmenizi istediğim şey şu. Etki kuvveti nereye doğru? Cisimden masaya doğru değil mi? Peki tepki kuvveti nereye doğru? Masadan cisme doğru olacak. Ve ne? Bu cisim böyle duruyor mu? Duruyor. O zaman bu dengelenmiş kuvvet etkisi yapmanız lazım. O zaman bu N'nin değeri Mg'ye değer olarak eşit olmalı. Örneğin ikincisi. M kütleli cisme F kuvvet uygulanmış. Peki bu durumda katılar hatırlayın basınç konusunda ne demiştik dünkü videomuzda? Katılar kuvveti aynı iletir. Yani o F'i aynı iletecek. M de varsa o zaman ne oldu? Mg artı F gibi cisimden masaya doğru bir etki var. Masada armut toplamıyor. Diyor ki ben de sana tepki gösteriyorum. Masadan cisme doğru bir ne? Ne kadar? Mg artı F kadar. Peki buraya geldik. Nedir? Mg aşağıya doğru. İyi de duvara hiçbir etkisi var mı bunun? Yok. Duvara ne geliyor? Katıların uygulamış olduğu etki ne? Kuvvet aynı iletilen F kuvveti. O zaman duvarda ne diyecek sana? Bir tepki gösterecek. Ne kadar? F kadardır. İşte bu olay etki tepki yasası. Tabii bu arada
Özellikle buraya dikkat etmenizi istiyorum. Etki tepki kuvvetleri arasındaki ilişki yalnızca birbiriyle temas halinde, bakın ille temasa gerek yok, temas halinde olan cisimler arasında geçerli değil. Temas halinde olmama, hani hatırlayın alan kuvvetleri var. Ne gibi? Kütle çekim kuvveti ya da elektromanyetik kuvvetlerde de geçerlidir. Örneğin dünyanın aya uyguladığı çekim kuvveti ayın da dünyaya uyguladığı çekim kuvvetine eşit büyüklüktedir ve zıt yönde. Ne gibi? Şu. İşte bu diyelim veya burada da görüyorsunuz. Güneşle de dünya için. Bu bunu eğer F kuvvetiyle çekiyorsa bu da bunu F kuvvetiyle çekiyordur değil mi? Ve dikkat edin. Temas kuvvetlerinde bir etkiye karşılık bir tepki. Yani sen buraya ağırlık etkisi geldiği için zemin de buna ters yönde hemen bir tepki kuvveti uyguluyordur. Ha, etki kimdi burada? Mg. Tepki kimdi? N'di. Değil mi bizim için? Bak gayet açık. Etkinin kim olduğunu da biliyorum. Tepkinin de kim olduğunu biliyorum. Peki eğlence burada başlıyor işte burada. Bu ikisinin arasındaki oluşan bu F kuvvetleri için konuşursak gençler. Hangisi etki? Yani acaba güneş mi dünyayı kendisine önce çekti? Yoksa dünya mı güneşi önce çekti? Hangisi etki? Bence cevap veremediniz. İşte bu tür kuvvetlerde hangi kuvvetin etki, hangi kuvvetin tepki olduğu belli değil. Bak burada açık ama burada değil. Dolayısıyla ay ile dünya ya da güneşle dünya arasındaysa bunu söyleyemiyorsun. Hangisi etki, hangisi tepki diyemiyorsun. Ve bu iş nasıl gerçekleşiyor? Özellikle dikkat edin. Eş zamanlı gerçekleşir. Aynı anda birbirlerine doğru çekim kuvvetine maruz kalırlar. Dolayısıyla bu kuvvetler eş zamanlı gerçekleştiği için biz bunlara ne deriz? Etki, tepki, çifti deriz gençler. Çift bunlar. İkili. Aşk yaşıyorlar böyle karşılıklı. Bu bunu çekiyor, o da onu çekiyor. Ve eş zamanlı. Ama burada ne oluyor? Ben etki yaptığım için sen bana tepki gösteriyorsun. Burada kimin etki, kimin tepki olduğu belli değildir. Etki, tepki çiftlerinin en büyük özelliği de budur. Hadi bakalım. Şimdi bakın çok önemli sorularla tanışacaksınız gençler. Lütfen can kulağıyla dinleyin bu kısmı. Ne diyor? Yer üzerinde duran kamyon ve otomobilden kamyonun kütlesi otomobilin kütlesinden daha büyüktür. Yani o zaman ben buna küçük bir m versem buna ben büyük bir m derim. Buna göre kamyonun eylemsizliği otomobilin eylemsizliğinden daha büyüktür. Bakın eylemsizlik dediğimiz zaman duruyorsa durmaya devam eder, hareket ediyorsa hareketine sağ. Ya sadece bunu içermiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Kamyonu hareket ettirmek zor mu? Evet. Neden zor? Çünkü o adamın eylemsizliği fazla arkadaşlar. Yani onun durma isteği buna göre fazladır. İşte buna da aynı zamanda eylemsizlik kütlesi denir arkadaşlar. Bir, iki çeşit kütle vardır. F eşittir MA'ya göre bir M var değil mi orada? Ona eylemsizlik kütlesi denir. İkincisi de var arkadaşlar. O da terazinin üzerine koyduğunuzda ona yer çekimi kütlesi denir. Şimdi ben bir cismin kütlesini F eşittir MA ile hesapladığıma göre büyük bir M'ye sahipse o halde buna büyük bir kuvvet uygulanması gerekir ki aynı ivmeye sahip olabilsin. O yüzden işte kütlesi büyük olan cisimlerin eylemsizliği de büyüktür. Bu kelimeye lütfen özen gösterin. Kamyonun eylemsizliği daha büyüktür. Neden? Kütlesi çünkü daha büyük. Durma isteği fazla. Durdurmak zor demek aynı zamanda. Kamyon ve otomobil aynı süratle hareket ederken kamyonu durdurmak, otomobili durdurmaktan daha zordur. Evet, bak şimdi Newton yasasına göre bakın F eşittir M çarpı A'ya göre. O zaman durdurmak aynı iğme gibi düşün mesela. Bu aynı. İyi, o zaman bir cismin kütlesi büyük ise daha büyük kuvvetler uygulayarak yani daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Durmakta olan kamyon ve otomobilden otomobili hareket ettirmek daha kolaydır. Evet, küçük bir bileği parmağınla bile hareket ettirebilirsin. Ama daha büyük bir nesneyi hareket ettirmek için, dolabı hareket ettirmek için belki gücün bile yetmeyebiliyor, kuvvetin bile yetmeyebiliyor değil mi? O yüzden 1, 2, 3'te neye bakıyoruz? Kütleden kaynaklı eylemsizliklerden bahsediyoruz. Bir cisme, dikkat edin, sabit büyüklükte net kuvvet etki ediyorsa, yani bir kuvvet var değil mi? Ve dikkat edin ne diyor yalnız? F'in değeri sabitmiş. F'in değeri sabitmiş. Düzenli bir kuvvet. O zaman hangileri doğru olabilir? Bakın. Şimdi cevap basit. Kuvvet varsa iğme var. Doğru mu? Newton ne demiş? Bunu demiş bak. F net eşittir MA'nın anlamı bu işte arkadaşlar. Zaten kütlesiz bir cisimden bahsedelim. Kuvvetin var mı? Var. O zaman iğmen de var. O zaman iğmen varsa ne yapabilirsin? Duruyorsan işte durmaya devam edemezsin. Ne yapman lazım? Hızlanman, yavaşlaman ya da yön değiştirebilirsin değil mi? O zaman cismin iğmesi de sabittir. Neden? Kuvvet sabit ise
Zaten kütlen sabit, o zaman iğmen de sabit. Peki, yani birinci ifade, ikinci ifade doğru, buraya atalım, dik. Cismin sürati sabit olabilir mi peki? Bakın, hızı dememiş, gene çakalca bir ifade var. Evet, süratini sabit olabilir. Ne gibi? Çembersel yörüngede dönen bir cisim. V, her yerden V ile geçiyor. Sonuç süratin sabit ama hızın değil. Yani çembersel yörüngede dolanıyorsan da net kuvvet vardır. Cisim eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştiriyordur. Eşit zamanda eşit yer değiştiriyorsa ne demektir bu? Delta x bölü delta t aynı değil mi? Yani ne aynı? Hız aynı demektir. Hız da vektörel bir nicelikse o zaman demek ki iğmen yok demektir. O halde 1 ve 2 aradığımız cevaptır gençler. Buz zeminde durmakta olan Asrın ve Gülcan birbirine doğru kuvvet uygulamaya başlıyor. Asrın'ın Gülcan'a uyguladığı kuvvet F1. Bu durumda Gülcan'ın Asrın'a uyguladığı kuvvet de F2'ymiş. Sonrasında Asrın ve Gülcan oklar yönünde harekete başlıyor. Aslında bunlar bu şekilde duruyorlarsa ne demektir arkadaşlar? Karşılıklı olarak F'ni sıfırlamamız gerekiyor. Yani bu ne demek? F1 ve F2 skaler olarak eşittir. Değil mi birbirlerine? Bu buraya 10 uyguluyorsa o da 10 uygulayacaktır. Peki ayrıldıktan sonra ne oluyor? Aslında şöyle basit. Buna uygulanan bir F kuvveti buna da F kuvveti. Değil mi? Olup. Yani aynı kuvvete maruz kalıyorlar. O zaman F eşittir M çarpı A'yı şimdi değerlendirme. O zaman her ikisine aynı kuvvet etki ediyorsa F aynı. Asrının kütlesi daha büyük ise, bak kütlesi daha büyükse o zaman iğmesi daha küçüktür demektir. Yani Gülcan'ın sürati asrından büyük olur. Kimin kütlesi büyüktü? Asrının. O zaman asrının kütlesi büyükse hızlanma aşkı daha düşüktür. Yani o halde Gülcan'ın sürati daha büyük olacaktı. Gülcan'ın kütlesi daha büyük ise kuvvetler de F1, F2'den büyüktür. Yalan arkadaşlar, neydi? Bunların birbirine uyguladığı kuvvetler eşit büyüklükteydi. Dolayısıyla 1 ve 2 aradığımız cevap olacaktır gençler. Bakın özellikle dikkat edin. Aynı kuvveti uyguluyorlar. Fakat kimin kütlesi büyükse zor hızlanır. Eylemsizliği lütfen kafaya çok iyi yazalım. Etki tepki çiftlerine örnek olarak hangileri verilir? Bakın etki tepki çift ne demiştim ben size? Karşılıklı olacak, eş zamanlı olacak. Ben seni severim, sen de beni seversin. Aynı anda olur bu iş. Mesela iki mıknatısın birbirine uyguladığı itme kuvvet. Evet, mesela nasıl itebilirler? Burası NS diyelim. Karşı tarafta da ne olacaktır? Aynı kutup, NS. Şimdi ne yapar? Bu bunu iter F'le, bu da bunu iter F'le. Kim kimi itti önce? Belli değil ki. İkisi de aynı anda birbirine itti. O zaman bu bir etki tepki çiftidir. Ay ile dünya arasındaki kuvvet. Bu al sana dünya, bu olsun ay, değil mi? Ne oldu? Dünya ve ay kütle çekim yasasına göre birbirlerini çeker mi? Evet. Kim kimi çekti önce? Belli değil. O zaman bu bir çifttir gençler. Bir yelkenliği etki eden rüzgar kuvveti. Ne oluyor? Rüzgar yelkene bir etki yaparken yelken de ne yapacaktır? Rüzgara bir tepki kuvveti. Bu maalesef etki tepki çifti değildir. Kimin etki olduğu belli. Rüzgar ona önce müdahale etmiş değil mi? Etki. O zaman al sana tepki. Özellikle etki tepki çiftlerine dikkat edin. Dediğim gibi meşhur mıknatıslar, elektriksel kuvvetler, kütle çekim kuvvetleri en büyük dostumuz gençler. Ve geldik sürtünme kuvveti. Şimdi ne yapıyor? Hareket eden cisim ile, tabi bu arada etmeyenler için de var, konuşacağız az sonra. Temas ettiği yüzey arasında gerçekleşen bir nedir? Direnç kuvvetidir gençler. İşte örnek vermişiz. Bir cismin şu kısmını birazcık büyütmüşüz değil mi? Ne yapıyoruz? Mükemmel bir zemin yok arkadaşlar. Bak ben de çalışmamı yapıp geldim sizlere burada. Değil mi? Evden getirdim bunu. Yani vahşi batıdan geldi bu değil mi? Şimdi bakın aynen şu. Buradaki olayı benzetmeye çalışmışım. Burada bak ne kadar yaklaşabiliyorum. Daha zoomlayabiliyor muyum biraz? Belli oluyor mu şu anda? Tamam. Bak ne yapıyor? Bu dişlerimiz var. Birbirine geçmiş durumdalar değil mi gençler? Aslında mükemmel bir zemin yok. Her zemin pürüzlüdür. Burası mesela süper parlak duruyor ama vardır. Mikro boyutlarda da olsa pürüz vardır. Pürüzlülük çoksa zaten sürtünme de ciddidir. Ama azsa biliyorsunuz kayabiliyoruz, edebiliyoruz buzla. Şimdi ne oluyor? Ben maviyi hareket ettirmek istersem. Bak kırmızı ne diyor? Gitme. Diyor ki bak maviyi götürmek istiyorum. Kırmızı diyor gitme. Ben bu direnci kırarsam gitti. Ama kırmızı buna engellemeye çalışacak. İşte sen bu cismi buraya götürmek istersen ne yapacak? Cisim tabii zemin tarafından diyor ki zemin diyor gitme. Peki tam tersi zemine etki eden kuvvet nasıldır? Şimdi hadi bakalım. Ben şimdi maviyi sola götürmek isterken kırmızı ne diyor? Gitme.
Değil mi? Bu tarafa. Peki bu arada bu mavi de bak elimi ne yapmak istiyor bak. Bu tarafa götürmeye çalışıyor. Yani cisim de zemini alıp bu tarafa götürmeye çalışıyor. Az sonra sorularda anlarsınız zaten. İşte sürtünme dediğiniz şeyi bu pürüzlülüğe biz K adını veriyoruz gençler. Şuradaki olaya. Şimdi bu durumda ikiye ayrılıyor sürtünmede. Bir, statik sürtünme kuvveti. Cismin statik ne demek? Durgun. Durgun haldeki sürtünme kuvvetidir ve acayip kafası çalışan bir sürtünme kuvvetidir. Ben buna zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklı bir sürtünme kuvveti diyorum. Kafa süper çalışıyor. Diyelim ki deseler ki sana statik sürtünme kuvveti maksimum 10 Newton oluyor değil mi? Sen eğer cisme 2 Newton'lık kuvvet uygularsan sürtünme ne der? Seni hareket edemezsin der. Çünkü ben 10 Newton olabiliyorum diyor değil mi? Ama sen 2 uyguladığında sürtünme sana ne diyecek? Kardeşim ben niye sana 10 uygulayayım ki? 2 senin neyine yetmez? Ben seni 2 ile bak kendini hiç yormuyor. Aman 2 yeter sana diyor. Sen uyguladın 4 Newton. Diyor ki sen yine hareket edemezsin. Ben ne kadar uyguluyorum sürtünme? Diyor ki 4 yeter sana ki abi yeter diyor. Çok fazla zorlama. Bak kafa çalışıyor süper. Gereksiz işlere bulaşmıyor. Sen 10 uyguladın. O da diyor ki sana 10. Yeter bu kadar diyor. İşte statik sürtünme aslında sizin uyguladığınız kuvvet kadardır gençler. Ancak kinetik yani hareket halindeki sürtünme kuvveti ne yapıyor? Cisim gidiyor. Gitme diyen sürtünme kuvvetidir. Ve nasıl bulunuyor sürtünme? K sürtünme katsayısı çarpı cismin zemine uyguladığı etki kuvvetinin karşılığı olan tepki kuvveti. K çarpı neyle hesaplıyoruz? Ve dikkat edin özellikle. Bak sen 2 uyguladın. Uygulanan kuvvet sürtünmede 2. 4, 4, 6, 6. 10'a kadar gelene kadar bakın ne yapıyor? Statik olarak grafik hep böyle düzenli gelir. O barajı yani bu baraj kaç? 10. 10'u geçtiğiniz anda hareket başlar. Bir anda böyle bir minik bir geçiş olur ve böyle devam eder. Peki niye bu arada böyle bir minik bir geçiş var? İşte o ilk hareketin zorluğu diyebiliriz. Mesela ben bu maviyi götürmek istiyor muyum? Bak zorlanıyorum zorlanıyorum. Ha geçti gitti. Tamam bitti bu iş. İlk hareketi vermenin zorluğu. Yani örnek mesela bir kamyonu bile ilk harekete getirmek zordur veya bir otomobili. Ama sonra biraz daha rahatlar değil mi hareket? İşte o da aradaki minik farktır. Bu yüzden statiğin en büyük değeri kinetiğin en büyük değerinden büyüktür arkadaşlar. Bakın yeni taze gelmiş bir soru tipi arkadaşlar bizde. Yatay masa üzerinde örtü üzerinde bir şişe varken örtü ok yönünde hızlıca çekiliyormuş. Bak ne yapıyoruz? Buraya doğru çekiyoruz. Kimin çekildiğine lütfen dikkat edin. Şişe düşmeden yerinde dengede kalıyor. Demek ki iyi çekmişler. Hızlı yapıyorlar ki herhalde değil mi? Bu durumda örtünün şişeye uyguladığı sürtünme kuvveti. Bak hemen iyi bakalım. Şimdi örtüyü biraz böyle şöyle çizelim. Bu örtü olsun biraz kalıncana belli olsun. Niye gitti bu ya? Şöyle. Üzerinde de ne var? Bir tane şişe böyle. Çok da güzel çizdim ben. Şimdi sen örtüyü nasıl çekiyorsun? Böyle. Kimin kimi uyguladığına lütfen dikkat et. Örtünün şişeye uyguladığı. Peki bu neye benziyor? Şu şişe olsun mavi. Bu da örtümüz değil mi gençler? Ben kırmızıyı kendime doğru çekiyorum bak. Böyle çekiyorum. Peki bunu nereye götürmek istiyorum? Maviyi de kendimle aynı yönde götürmek istiyorum. Değil mi? Gel benimle beraber diyor. Beraber aşağı inelim diyor. Değil mi? O yüzden örtünün şişeye uyguladığı kuvvet eksi x yönündedir gençler. Bak sakin. Lütfen buraya kafa yorarak cevap verin. Beni durdurabilirsiniz biliyorsunuz. Peki iki numara. Şişenin örtüye uyguladığı. Bu sefer şişe. Örtü gidiyor mu? Ne diyor şişe? Gitme. Gitme kardeşim diyor değil mi? Bak ben götürmeye çalışıyorum bunu. Diyor ki bu tarafa. Gitme diyor. O zaman herkes aslında basit mantık. Şişe de örtünün gitmesini istemez. Örtü sola gidiyor. Gitme ne olur? Artı x. Devam ediyoruz. Masanın örtüye uyguladığı. Burada da bir masa var değil mi şimdi? Bu sefer ne oluyor? Kim var üstte? Örtü üstte değil mi? Bu örtü. Bu da masa bu sefer. Ben örtüyü nereye çekiyorum? Bu tarafa çekiyorum değil mi? Ne yapacağım? Bu tarafa. Sola doğru çekiyorum. Masa ne yapıyor? Örtüye gitme. Engellemek ister değil mi arkadaşlar? O zaman masa örtüye gitme diyecek. Örtü sola mı gidiyor? O zaman gitme. Artı x değil mi? O zaman eksi x artı x ve artı x olacaktır. Yes. Hadi bakalım. Merkezine bağlı mil etrafında yani göbekteki mil etrafında dönen bir kasnağa KLM kayışları bağlanmış. K ve M kayışları kasnağa hızlandırıcı, L kayışı ise yavaşlatıcı kuvvet uyguluyorsa değme noktasına göre yönleri ne olacak? Bu arada dikkat edin. Ok yönünde dönüyor olması çok önemli. Bu böyle dönüyor. Şimdi eğer ki zaten sen ne yapıyorsun?
Bu tarafa doğru dönüyorsun. Değil mi? Şimdi nereden dönüyorsun? Buradan. K'nın özelliği nedir arkadaşlar? K ve M kayışları hızlandırıcı. O zaman şimdi K yukarıdan uygulanmış. Doğru mu gençler? Buna ne yapmam lazım? Destek olmam lazım. Hızlandırıcı bir kuvvet. Ne tısıldır? Aynı yönünü döndürmek isteyen. O zaman K'nın uyguladığı kuvvet artı X yönündedir. Birinci. Değil mi? Sırayla vermiş yani. Burası K, L, M. Peki M ne yapıyor? M de hızlandırıcı. M nerede? Dikkat edin. Şimdi şu tarafta bir yerlerde bakın M de bu değil mi? Bu M. Hızlandırmak için bu nasıl dönmek istiyor? Böyle. O zaman aynı yönünü uygulamak için bu da böyle mi? O zaman M eksi X yönünde olacak ki aynı yön olanlar tabii ki ne yapar? Hızlandırıcı etki. Bak yukarıda ne yaparım? Dönem işte mesela en basit örnek bak bunun ortası da vardı galiba delik değil mi? Şurada. Bak bu zaten böyle dönmek istiyor değil mi? Şöyle. Değil mi? Ben buna ne yaparım? Böyle bir kuvvet uygularsam o zaman burada ne yapacaksın? Artı X. Peki alt tarafına nasıl uygulayacaksın? Zaten sen böyle dönmek istiyorsan buradan tutarım böyle çekerim aynı yönlü destek olmuş olursun. O zaman bu eksi X. Peki L ne yapıyordu gençler? L ise yavaşlatıcı bir kuvvet. Bak nereye bağlı L? Buraya. Bu kastak böyle mi dönüyor? Sen ne yapıyorsun? Gitme. Dönmeye engel olmaya çalışacaksın. Engel ol. Bu tarafa kuvvet uygulamam lazım ki ters yönlü döndürme etkisi. O zaman bu da kim? Eksi X'tir. Artı X, eksi X, eksi X. Bir de cevabı bulursam süper olur. Deniz. Evet. Geldik ikinci günün ikinci videosunda sonuna gençler. İkinci günün üçüncü videosunu da az sonra görüşeceğiz. Bir kahve iç hemen gel bekliyorum. Evet gençler TYT kampımızda ikinci günün son videosu. Tabii ki üçüncü konumuz iş, güç ve enerji ünitesi arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle iş kavramıyla başlayacağız. İş kavramı neydi? Aslında birazcık şöyle bir şeye benzedi. Hareket hatırlarsanız neydi gençler? A, V, X'ti hatırlayın değil mi? Ben Newton yasasından F eşittir MA'dan mesela bu geçişi yapabiliyordum. Şimdi neyi bağlıyoruz? Bakın F ile X'i bağlayacağız. Böylece hareket, dinamik ve enerji üçgenini tamamlamış oluyoruz gençler. Peki işin tanımı nedir? İş W ile gösteriyoruz. Bir cisme kuvvet uygulandığında eğer cisim yer değiştiriyor ise kuvvet iş yapıyor diyor. Örneğin burada bulunan bir cismi düşün. F kuvvetiyle delta X kadar hareket ettirilip şu konuma geliyor. Yani birinci konumdan ikinci konuma getiriliyor ise o zaman biz burada bir iş yapmış oluyoruz. Ve nasıl buluyoruz? Uygulanan kuvvet ve yer değiştirmenin çarpılmışı. F çarpı delta X de buluyoruz. Bu arada iki vektörü skaler çarpma diyoruz. Bu noktanın anlamı ne demektir gençler? Skaler çarpma. Vektörle vektörü skaler olarak çarparsanız sonucu bir skaler çıkacaktır. Ve buranın birimi Newton. Yer değiştirmenin birimi metre ise Newton'la metreyi çarptığımızda neyi elde ediyorduk hatırlayın. Joule birimine lütfen dikkat edin. Peki her türlü kuvvet iş yapar mı? Bakın karşınıza bu tür soruların gelme ihtimali çok yüksek. Yine geldi de yine gelebilir. Hareket doğrultusundaki kuvvetler iş yapar. Bak hareket yönü demedim yalnız. Örnek vermişim. Cisme F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanarak cisim ne yapılıyor? Buradan buraya getirildi. Hemen uyan. Nasıl hareket ettin? Bu çizginin üzerinde hareket ettin değil mi? O zaman bu çizginin üzerinde bulunan kuvvetler kimler? F1 kuvveti var burada. Burada da F2. O zaman F1 ve F2 kuvvetleri iş yapacaktır. F1 pozitif anlamda bir iş yapıyorsa tabii ki F2 ne yapacaktır gençler? Negatif anlamda bir iş yapacaktır. Senin yaptığın işin bir kısmını almaya çalışan gibi düşünebiliriz değil mi? Ve geliyoruz. Aslında bu konunun en güzel taraflarından biri bu. Yani konunun aslında her tarafı birbirine bağlı gençler. O yüzden biraz böyle konuları birbirine bağlayarak gidebilirseniz, yani kavramları bağlarsak daha rahat edeceğiz. Peki enerji nedir? Enerji iş yapabilme yeteneğidir bakın arkadaşlar. Ya da o işi yapabilmek için bir şey gerekiyor. O şeyi tutturamamışlar, yetenek demişler. Ve temel birimi joule. Dikkat edin. O zaman demek ki işle enerjinin arasında bir bağlantı var zaten. Zaten burada da göreceksiniz. İş enerji teoremi diyeceğiz. Ve enerjiyi 3 farklı şekilde gruplandırabiliyoruz. Bunlardan birincisi nedir arkadaşlar? Kinetik enerji. Bir diğeri potansiyel enerji. Ve son olarak da mekanik enerjidir. Kinetik enerji nedir? Cisimlerin neyinden dolayı? Dikkat edin. Hızından dolayı sahip olduğu enerji. Action. Peki potansiyel? İki çeşittir arkadaşlar. Bir, yükseklikten yani yer çekiminden yukarıda olmasını sağladığımız yükseklik potansiyel enerjisi ki buna durum potansiyel enerjisi denir. Diğer de esnekliğinden kaynaklı mesela yaylarda elde edebileceğimiz esneklik potansiyel enerjisi vardır. Ve son olarak da bu enerjilerin her ikisinin toplamı olan yani kinetik ve potansiyel enerjinin toplamına da
Mekanik enerji adını veririz gençler. Peki kinetik enerji nasıl bir şeydi? Cisimlerin hızlarından dolayı sahip olduğuydu ve enerji kinetik EK ile gösterilir. Örneğin M kütleli cisim V süratine sahipse arkadaşlar, o halde bunun sahip olduğu kinetik enerjide hatırlayın 1 bölü 2 M V kare idi arkadaşlar. Bak kütlesine ve süratine bağlıdır. Ve kütlenin birimi kilogram, hızın birimi normalde metre bölü saniye. Karesini aldığınızı düşünün. Metre kare, hatta ben böyle büyüteyim. Metre kare bölü saniye kare oldu. Kilogramla metre kare saniye kareden joule elde ediyoruz. Ve dikkat edin şimdi. O zaman ben kinetik enerjiyi de biliyorsam iş enerji teoreminden bahsedebilirim size. Bakın iş ille karşılığı olmak zorunda olan. Mesela ne yapıyor işte? Çalışıyoruz biz. Neden çalışıyoruz? Karşılığı nedir? Bir beklentimiz var. Sizler de bir öğrencisiniz değil mi mesela? Sen de ne yapıyorsun? Senin işin ders çalışmak. Niye çalışıyorsun? Yani ne beklentin var? Tabii ki işte atıyorum yazılıysa küçük hedefler, yazılılardan yüksek not almak. Üniversite sınavını kazanmak değil mi? Bunlar böyle daha büyük hedefler. İşte işin karşılığı enerjidir gençler. Nasıldır? Tabii ki enerjindeki değişimdir yalnız. Örneğin burası birinci konumuz. M kütleli cisim V1 gibi hıza sahipken bir F kuvvetiyle delta x çekilerek ikinci konuma getirildi. Ve yeni bir hız oldu V2. İşte senin bu arada yaptığın iş ne kadar? F çarpı delta x. Peki neye eşit oldu? İşte cevap basit. Enerjindeki değişim. Yani şu. Son enerjin ile ilk enerjin arasındaki fark senin yaptığın işe karşılık gelir. Yani 1 bölü 2 mv2 kare ile 1 bölü 2 mv1 karenin farkı senin yaptığın aslında iştir. Ne gibi düşün? Sen şimdi düşünün üniversite sınavına çalışmaya başlamadan önce ilk günlerde TYT netiniz kaçtı diyelim, sallıyorum ben şimdi 30 net yapan bir arkadaş çalışmaya başladı 70 nete geldi. O zaman senin bu TYT adına yapmış olduğun çalışmaların karşılığında ne kadar iş yaptın desem senin bana vereceğin cevap son durumumla ilk durumum arasındaki farktır. Yani 40 iş yaptınız arkadaşlar. İşte bütün senenin karşılığı bu 40 netlik bir iş yaptınız gibi düşünebiliriz. Hadi bakalım. Yerde K konumunda bulunan bir kolyeyi önce yukarıya L konumuna kaldıran Enes, sonra kolyeyi kucağında M konumuna getiriyor. Bak olay ne? Şurası yer gibi düşünsek. Kolyede bu diyelim. Biraz küçük ama ne yapalım? Ne yapıyorum ben bunu? Yukarıya kaldırdım önce. Sonra da kucağıma aldım böyle tutuyorum ve böyle götürüyorum. Ve dikkat edin şimdi. Ne yapıyorum? Kolyeyi şöyle bir kuvvet uygulayarak yukarıya kaldırdım değil mi ben? O zaman ne yaptım bak hareket doğrultusunda mı bu kuvvet? Evet. O zaman ben bu arada bir iş yaptım değil mi? Peki kolyeyi böyle hareket ettirirken peki iş yaptım mı? Ben kolyeyi kucağıma aldım. Nasıl bir kuvvet uyguluyorum? Yukarı doğru bir kuvvet uyguluyorum ama hareketim bu tarafa doğru, doğru mu? O zaman bu kuvvetle de iş yapmadınız. Yani sen L ile M arasında aslında iş yapmadın. Diyor ki KM arasındaki yaptığı iş. O zaman sen K'dan M'ye aslında sadece şu bölgede bir iş yaptın. Yaptığın iş neye bağlı? Cevap basit. F çarpı X aslında değil mi basit? Peki uygulaman gereken F ne kadar olmalı? Bu adamın bir ağırlığı vardır değil mi gençler? Biz buna ne diyelim? Mg diyelim. En az ne kadar kuvvet uygulamanız gerekirdi? Mg'ye eşit ya da bundan büyük. O zaman kuvvetinizin değeri ne kadar şuraya? Büyük ya da eşit mg çarpı bu yolun yüksekliğine de x dersem x kadar. İşte yaptığınız işin karşılığı bu. Mg'den büyük eşit bir kuvvet uygulayacaksın çarpı x. O zaman bu yapılan iş neye bağlı? M dediğin şey kimin kütlesiydi? Kolinin kütlesine bağlı. O zaman K ile L arasındaki düşey olan x uzaklığına bağlı mı? Evet. Peki L ile M arasında bir iş zaten yapmadığım için bu aradaki mesafenin benim için bir önemi yoktur. 1-2 de iş yapıldı. Cevap verildi. Bir cismin üzerinde yapılan işin birimi olarak hangilerini kullanabiliriz? Bakın işin temel birimlerini hemen hatırlatalım. Hadi. İş. Bak bazen işte böyle formül çıkartmak istiyorsanız, daha doğrusu birim çıkartmak istiyorsanız formülü bileceğiz. F çarpı x'ti. F'in birimi neydi gençler? Newton. Yer değiştirmenin birimi de metreydi. Newton metre. Bak hemen buldum ikinci önermeyi. Bu arada ben Newton'la metreyi çarparak neyi bulabiliyordum? Bunların birleştirmiş hali değil mi? Joule. Hatırlarsanız işin temel birimi joule'dur. He. Peki ben Newton'ı nasıl elde edebilirim? Newton neydi? Kuvvet. O zaman ben bu Newton'u da bakın ne yapabilirim? Türetebilirim. Nasıl? F eşittir M çarpı A'dan değil mi? F'in birimi neydi? Kilogram.
İvmenin birimi metre bölü saniye kareydi değil mi? Şimdi yazı ne yazıyorum? Neydi? Newton çarpı metreyi yerine yazıyorum. Bakın yazıyorum. Newton neymiş? Kilogram metre bölü saniye kare çarpı bir tane daha metre. Ne oldu? Kilogram metre kare saniye kare oldu mu? Oldu. İsteyen arkadaş 1 bölü 2 mv kareden de elde edebilirdi. Ben buradan tercih ettim. Biraz türetmeyi de öğretelim sizlere. Geldik enerji çeşitleri gene. Potansiyel enerji. Ne dedik? Durum potansiyel enerjisi. Bir cismin ya da bir sıvı da olabilir. Belirlenen bir yere göre yani bir referans noktasına göre yüksekliğinden dolayı enerji. Genelde nereye alıyoruz? Yere olan uzaklığını alıyoruz. İşte M kütleli bir cismin yerden H kadar yukarıdaysa MGH diyoruz. Fakat burada bir şeye lütfen dikkat ediyorsunuz. H ne arkadaşlar? Cismin, dikkat edin, ağırlık merkezinin yer düzlemine olan uzaklığı. Ne gibi? Şimdi elinizde böyle bir yeşil bir cisim var. Bunun ağırlık merkezi neresidir gençler? Burası. İşte bu noktasının, yani bunun ağırlık merkezini buluyorsun önce. O noktanın yeri olan düşey uzaklığını alarak. Yani H dediğiniz şey altı da değil, üstü de değil. Ağırlık merkezinin yüksekliği olacak. Peki bir başka ifade. Esneklik. Bakın esnek deyince aklımıza gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi kim arkadaşlar? Yaylar tabii ki de. Bir yay uzarsa ya da sıkışırsa depo eder. Ne yapar? Sıkıştırdın, bıraktığında eski haline gelmek ister. Zaten esnekliğin tanımı ne? Kuvvet uyguladığında şekil değiştiren, kaldırdığında eski haline geri dönebiliyorsa o zaman bu bir esnek cisimdir. Mesela düşünün bir yay serbest halde birinci durumda değil mi böyle birinci durum. F kuvvet uyguladım ne kadar uzadı? X. 2F uyguladım 2X oldu. He, kuvvetle uzama arasında nasıl bir ilişki var? Böyle doğru orantı. He, ben buradan şimdi iki şey bulabilirim. Bir, F'i X'e bölersen bak burası F, burası da X. F bölü X, 2F bölü 2X. Ya bu eğim hep sabit değil mi? İşte F'i X'e bölerseniz bir sabitle tanışmamız lazım. Bu sabitte kim çıkıyor gençler? Yayın esneklik sabitidir. Meşhur F eşittir K çarpı X'de bulduğumuz ne derler buna da? Hook yasası. Bakın bu neyi bulunmamızı sağlar? Bir yayda kuvvet uygulandığında o yayın ne kadar uzayacağı, ne kadar sıkışacağını soruyorlarsa F eşittir KX en büyük dostluğumuz. Peki depo edilen enerji nedir? Bakın FX grafiğinin eğimini aldım. Peki alanını almadık daha. Tanıdınız mı bu alanı? F çarpı X bölü 2. Bak bu alan bu kadar değil mi? F çarpı X bölü 2. F çarpı X neydi? İşti. İş demek de enerji değil mi? Demek ki FX grafiğinin altındaki alanlar da sana potansiyel enerjiyi verecek. Hadi bulalım onu. F çarpı X bölü 2 mi? Az önce ben F'i bulmuştum şurada. K çarpı X'ti. KX çarpı X bölü 2 olduğuna göre o zaman senin potansiyel enerjinin cevabı da ne oldu gençler? 1 bölü 2 K X kareye dönüşecektir işte. Buna da yaydaki esneklik potansiyel enerjisi diyoruz. Evet, güzel bir soruyla birlikteyiz. Düşey kesiti şekildeki gibi olan boş bir kap sabit de bile. Yani ne demek? Eşit zaman aralıklarında eşit su gelen muslukla dolduruluyor. Şimdi bakalım. Kabın dolma sürecinde sıvı kütlesi ile sıvı yüksekliği doğru orantılı mıdır? Evet, bakın. Sıvının yüksekliği diyelim H'a geldiğinde. Ne kadar kütle oldu? M diyelim. 2H olduğunda sıvı kütlesi oldu mu 2M? O zaman düzenli. O zaman diyebilir miyiz? Sıvı kütlesi ile sıvı yüksekliği doğru. En son tartışalım. Sıvı yüksekliği zaman. Sabit debili olduğuna göre. 1T'de H geldiyse, 1T daha geçti, 2H oldu. 1T daha geçti, 3H. O zaman bu da doğru orantı diyebilir miyim? O zaman 1 ile 3 çok kolay. Peki eğlence burada başlıyor. Sıvının kap tabanına göre potansiyel enerjisine dediğimiz zaman şimdi çok dikkat etmenizi istiyorum. Biraz büyük çizelim de açıklaması kolay olsun. Şimdi musluktan sıvı geliyor diyelim. 1T süresi sonunda diyelim buraya geldi. H'a geldi değil mi? T sürede. Ne kadar kütlemiz var? M kütlesi oldu değil mi? Peki bu sıvının ağırlık merkezi burası mıdır? M. Peki kap tabanına olan uzaklığı ne kadar? H bölü 2 ise. Yani T süresi sonunda senin potansiyel enerjin şöyle oldu mu? Mg H bölü 2 oldu. Peki 1T süre daha geçerse? Oldu. İkinci T'de 2H seviyesine geldik mi? Yani burası da doldu. Peki bu durumda kaptaki sıvı kütlesi ne kadar oldu? 2M oldu değil mi? Buranın hepsi 2M. Ama ağırlık merkezi burada. 2M'nin yüksekliği kaç? H. Yazıyorum. 2T süresi sonunda ne kadar oldu? 2MG. Tabano yüksekliği H. Aa ne güzel. Ben buna E dersem 1T daha geçince 4E.
Üçüncü T'yi bulsaydınız ne olacaktı gençler? 9 olacaktı. 16. Nasıl orantı bu ya? Karesiyle orantı. Bak hep bunun hep karesi. 1, 4. O zaman parabolik olmaya başlayacak. Bir de size bir başka ispat söyleyeyim. Madem potansiyel enerji MGH ya. Şimdi burada sıvının yüksekliği artarken kütlesi de artıyor mu? Mesela yükseklik 2 katına çıkınca kütle de 2 katına mı? E çarpınca 4 katına çıkıyor. O yüzden potansiyel enerji parabolik bir şekilde artacaktır. Bu yüzden ikinci ifade de doğruydu. 1, 2, 3 aradığımız cevap olacaktı gençler. Azra iki parmağı arasındaki yaya kuvvet uygulayarak yayı sıkıştırıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Peki dinamometre ya da işte yaylar ne oluyor? Kuvvet uyguluyorsun. Neyini değiştiriyorsun? Dinamometrede gözlem yapmamızı sağlayan özellik nedir? Kuvvetin şekil değiştirme özelliği mi? Yön değiştirme özelliği mi? Veya da hız değişikliği mi? Tabii ki de kuvvetin şekil değişikliğini en iyi görsel olarak anlayabildiğimiz şeylerden bir tanesi yay. Dinamometrelerde de ne kullanılır? Kuvvetin şekil değiştirme özelliği. O yüzden kuvvetin şekil değişikliğine olan etkisini gözlemletiyor bize arkadaşlar yay. Peki Azra ne yaptı? Sıkıştırdı. Bir iş yaptı mı? Evet, kuvvet uygulayarak bir yer değiştirme yaptı değil mi yayda? Neye dönüştü bu? Esneklik potansiyel enerjisine dönüştürülmüştür değil mi? Peki Azra'nın uyguladığı kuvvet artarsa sıkışma ve depo ettiği enerji artar mı? Evet, neydi bakın? Yaylarda Hook yasasına göre. Bakın yayın cinsi hep aynı değil mi şu anda? K aynı. Sen kuvveti arttırırsan sıkışma miktarı da ya da uzama miktarı da artar. Ve esnekliğiniz de artıyor mu? Daha ne yapıyorsun? Depo ettiğin enerji de artıyor. Niye? Denge durumundan ne kadar sıkıştırırsam yayı o kadar çok enerjiyi depo edeceğiz demektir. Dolayısıyla cevabımız hepsi olacaktı gençler. Peki geldik biraz mekanik enerji. Şimdi mekanik enerji ne demiştik? Sahip olan enerjilerin toplamıydı değil mi mekanik enerji? Yani ne demektir? Kinetik ile potansiyelin toplamı. Kinetik neydi? Hızdan dolayı sahip olunan enerji. Potansiyel ise esneklik ya da neydi? Yükseklikti. Ha, burada dikkat edin özellikle. Bakın sürtünmesi sistemlerde mekanik enerji sabittir ve korunur. Aslında buradaki kahraman sadece sürtünme değil arkadaşlar bak. Şu. Doğru kelime, en doğru kelime şu. Eğer bir sisteme dış kuvvet uygulanmıyorsa, dış kuvvet yok ise olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Mesela giden birine ittirirsen hızını arttırırsın. Neyini arttırırsın dolayısıyla kinetik enerjisini arttırırsın. E diyelim potansiyelin aynı kaldı ama kinetik enerjini arttırdığın için toplam enerjini arttırıyorsun. Ama sürtünme de ne yapıyor? Negatifidir değil mi gençler? Ne gibi? Sen gitmek istiyorsun, o seni engellemek istiyor değil mi? Senin enerjinden çalıyor. O yüzden buradaki kahramanım aslında bu, dış kuvvet. Eğer bir sisteme dış kuvvet tarafından bir müdahale yapılmıyorsa, yani iş yapılmıyorsa toplam enerjisini değiştiremezsiniz. Mekanik enerjisi korunur. Ama bir dış kuvvet, örneğin sürtünme varsa ya da sen destek bir kuvvet uygularsan maalesef toplam enerjisi korunamayacak gençler. Ne yapacak? İşte atıyorum sürtünme uyguladın, enerjisi azalacak. Nereye gitti bu enerji? Tabii başka bir şeye dönüştü. Bir ısıya dönüşecek. En basit örnek işte burada. Ne yaptın? Sürtünme kuvveti ellerimde neye dönüştü? Isı enerjisi elde etti. He, örnek vermişim mesela. Bir roller coaster'da sürtünmeler ihmalse, bakın yoksa, bir dış kuvvet yoksa mekanik enerjiyi koruyacaksınız. Ancak aşağılara giderken ne yapar? Hızlanırsın. Ne yapıyorsun o zaman? Hızlandıkça kinetik enerjini arttırıyorsun. Ama toplam enerjimiz sabit kalması lazım. Değil mi? Şöyle yazıyorum. O zaman mekanik, potansiyel, kinetik. Eğer dış kuvvet yoksa toplam enerji aynı kalacak değil mi? E aşağı indiğine göre potansiyelin azalıyorsa bunu telafi etmen lazım. İşte kinetik enerjiyi arttırman gerekiyor değil mi? Bunun gibi kavramlara lütfen dikkat. Evet, önemli bir soru tipi. Sürtünmesiz ve eşit uzunluğa sahip. Yani burası da x. Burası da x'miş değil mi gençler? KL ve MN düzlemlerine K ve M noktalarında durmakta olan, burada duruyormuş bu adam. V'si 0. Bu arkadaşın da V'si 0 değil mi? Ne yapılıyor? Kuvvetlerin etkisiyle biri L'ye getiriliyor. Birisi de N'ye getiriliyor. Şimdi diyor ki L ve N noktalarındaki mekanik enerjiler eşittir. Kuvvetlerin yaptığı işler eşittir diyor. Bak şimdi cevap çok basit. İş neydi arkadaşlar? Çok basit hemen. F çarpı X. Ya uyguladığınız kuvvet ikisine de F mi? Evet. İkisinin de yapılan yer değiştirmeleri X mi? Evet. Büyüklük olarak yönü de yok biliyorsunuz bunların. O zaman yapılan işler eşit. He. Sen aynı işi yaptın. Diyelim cisim buraya geldiğinde ne kadar enerji kazandı? 100 enerji kazandıysa
Burada da 100 enerji kazanacak. Neden? Yapılan işlerin aynıysa kazanılan enerjiler de aynı olacak. Tamam, 100-100 berabere. Yalnız güzel bir şey var. Şimdi o zaman bak ne diyor? Cisimlerin L'deki ve N'deki enerjileri eşit mi? Evet. Hepsi eşit oldu. Neden? İşler aynıysa kazanılan enerjiler de aynı. Peki bu adama sorarsam, bu yüzün nedeni kim? Bu adamın yüksekliği değişmedi. O zaman bu adamın neyini değiştirdin sen bu yüzde? Sadece süratini değiştirdin. Yani o zaman bu yüzün hepsi bu cisime ne olarak geldi? Kinetik olarak geldi. Fakat bu yüzün hepsine geldi. Bu adama biraz yükseklik kazandırdım. O yüzden bu yüzün içinde potansiyel de var. Eğer kuvvetiniz büyükse kinetik de var olacaktır. Yani olmak zorunda değil. Sadece potansiyel de yapmış olabilirsin. Ama diyelim hem potansiyel hem kinetik beraber olabilir. Bu durumda L'ye ulaşan cismin sürati N'den büyük mü? Kesinlikle büyük. Neden? Bu yüzün hepsi bunda sürat oldu değil mi arkadaşlar? Ama buradaki yüzün bir kısmı potansiyele gittiği için buna kalan kinetik çok az. Daha az. Sonuç itibariyle L'deki cisim tamamıyla kinetik kazandığı için daha da süratli olacaktı. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 olmuştur gençler. Dünya atmosferine giren bir meteor atmosfere girdikten bir süre sonra yere doğru sabit süratle iniyormuş. Bak ne yapıyor? Dünya bu olsun. Atmosferde biliyorsunuz böyle biraz dışarıda olsun, kalın çizelim. Şimdi ne yaptı? Şuradan bir tane meteor girdi. Geldi hızlandı. Ondan sonra ne yapıyormuş? Bir süre sonra sabit süratliymiş bu arada inerken. Sabit süratli olması demek ne oluyor şimdi? Biraz inceleyelim bakalım. Kinetik enerjin değişiyor. Hayır. O zaman bu adamın o andan itibaren kinetik enerjisi değişmiyor. Ama yere olan yüksekliği sürekli azaldığına göre bunun potansiyel enerjisi zamanla azalıyor mu? O zaman bunların toplamı olan mekanik enerji ne oldu? Sabit azaldı. Sonuç mekanik enerjisi azalmaya başladı bu arkadaşın. O zaman meteorun mekanik enerjisi zamanla azalmaya başladı. Peki nereye gitti derler bu adam? Neye gitti bu? Tabii ki neye gidecek? Havadaki direnç kuvveti yani sürtünme kuvvetine gidecektir. O zaman meteorun sıcaklığında ısının da kaynağı nedir arkadaşlar? Bu meteorun eğer ne yapıyoruz? Hal değiştirme durumunda değilse sıcaklığını meteoru dediğimize göre aynı kaldığına göre sıcaklığı zamanla ne yapacak? Artacaktır. Meteor üzerinde yer çekiminin yaptığı iş zamanla ısı enerjisine dönüşmüştür. Bakın şimdi bakıyorum. Potansiyeli azalıyor değil mi? Kimin nedeniyle azalıyor? Yer çekimine göre cismin potansiyeli azalıyor. Yani aşağıya düşüyor değil mi? Kim iş yaptı? Yer çekimi iş yaptı. Nereye gitti bu? Isı enerjisine dönüştü. Kaybolan enerji nereye gitti? Isıya. İş zamanla ısı enerjisine dönüştü. O ısı da ne yapıyor? Meteorun sıcaklığının artmasına neden oluyor. Zincir bu arkadaşlar işte. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3. Tabi burada sabit sürat başımızın tatlı belası. Peki güç nedir? Power'la gösteriliyor. P harfi. Bakın gücün özellikle daha yeni gelen sorulardan bir tanesi. Tamam gücün tanımı ne? Birim zamanda yapılan iştir. Ama en önemli kısma geliyoruz. İki sistemin gücü karşılaştırıldığında aynı zamanda çok iş yapan güçlüdür ya da aynı işi kısa zamanda yapan güçlüdür. Örnek bir makine aldınız. Ne yapıyor? Örnek veriyorum suyu yukarı çıkartan bir makine aldınız. Biri 5 litre suyu 5 dakikada çıkartıyor. Biri ne yapıyor? 5 litre suyu 2 dakikada yukarı çıkartıyor. Ne yaptı? Bak buraya kadar hiç enerjiyi de zamanı kullanmamıştım işte. Şu anda zaman var. Bir işi kısa zamanda yapan ya da aynı zamanda çok iş yapan güçlüdür. Mesela ağırlık kaldıran çocuk ve adamın güçleri karşılaştığında adam güçlüdür diyemezsiniz. Bir iş verelim bakalım bunları önce. Örneğin aynı sürede çocuk daha fazla iş yapıyorsa çocuk daha güçlüdür diyebilirsiniz. Yani burada kızlarla erkekleri karşılaştırdığımızda erkekler kızlardan güçlüdür gibi bir ifade cümle kuramazsınız. Yapılan işin niteliğine göre kız arkadaşların da erkeklere göre çok çok güçlü olduğu bir sürü kavram var değil mi? Örnek vardır. O yüzden maalesef kısa zamanda çok iş yapanlar güçlü gençler. Peki nasıl bulunuyor o zaman? Bak tanıma göre zamana karşı yapılan iş işte sizin gücünüzdür. P eşittir. Bak tanımlar hep aşağıdan yukarı. Bunun birimi saniye. İşin birimi jüldü. Elde ettiğiniz gücün birimi de ne oluyor gençler? Watt diye elde ediyoruz. Evet mesela örnek bir çalışma yapmışız. Dünyanın en güçlü insanları yarışmasına katılan Ender ve Hakan yerde durmakta olan eşit kütleleri
eşit yüksekliğe çık. T1 ve T2'de. Bak şimdi ne yapıyor? Burada bir tane M var. Burada da M var. Bu arkadaş bunu ne kadar yukarıya çıkartmış? H. Bu ne kadar çıkartmış? H. He, bu ne kadar zamanda? T1. Bu ne kadar zamanda? T2, değil mi? Ve T1 T2'den daha büyükmüş. Şimdi bir, yaptıkları işler aynı mı? Ya M kütlesini H yukarı çıkarttıysan MG'yi H yukarı çıkarttınız. O zaman sen ne kazandırdın cisme? MGH, MGH. O zaman aynı işleri yaptılar. Fakat hangisi daha güçlü? Ona bakalım, bir bakalım. Kim kısa zamanda yapmış? Sırasıyla Ender burasıydı, hatırlayın. Hakan da burasıydı. Kimin süresi büyük? Bu. O zaman o güçsüz. Neden? İşi kısa zamanda yapanlar güçlüydü. Yani kısa zaman hangisi? Bu arkadaş. O zaman Hakan ne yapıyor? Ender'den daha güçlüdür arkadaşlar. Çünkü MGH'lık işi kısa zamanda yaptı. Hakan ve Ender'in kütlelere kazandırdığı potansiyel enerjiler eşit mi? Evet, MGH. MGH, o zaman bu da doğruydu. Potansiyel enerjiler de eşitse cevabımız 1, 2, 3 oldu. Yukarıda verilen birimlerden hangileri güç niceliğinin birimi olabilir? Şimdi hemen hatırla bak şimdi. Güç neydi? Hemen hatırlatalım. Zamana karşı yapılan iş. İşin birimi neydi gençler? Jül. Jül. Zamanın birimi neydi? Saniye. Jül bölü saniye, hemen atlamamız lazım. Başka? Şimdi bu arada jül bölü saniye ile biz neyi elde ediyorduk gençler? Watt elde ediyorduk. Ha, ben bunun mesela üst katı olarak mesela ne yazabilirim? Kilovatı çıkartabilirim, değil mi hemen? Ama bak birinci önerme ne diyor? Kilovatı saatle çarp diyor. Yani aslında ne yapıyorum? Bak zaman burada. Wattlı şey de burada. Aslında güçle zamanı çarparsam mesela bak bunun birimini kilovat, şunun birimini de saat alırım. Neyi elde ederim? Güçle zamanı çarparsam iş ya da enerjinin birimini buluyorsunuz. Maalesef bu bir güç birimi değildir. Bakın çok riskli şeyler bunlar. Çok yakın şeyler. Mesela kilogram metrekare saniye küp. Hadi bulalım bakalım. Şimdi bir açalım bakalım. Güç. İş bölü zamandı, değil mi? İş neydi? F çarpı X bölü T'di. Şimdi o zaman biraz yazmaya başlayalım. Neydi? Newton çarpı metre bölü saniye diye geldim. Peki ben Newton'ı nasıl elde ediyordum? Hadi. F eşittir M çarpı A'dan elde edebilirim, değil mi? Hemen yazıyorum. Bak şimdi kilogram metre bölü saniye kareye ben kısaca Newton diyordum. O zaman ben burada Newton'ın yerine yazıyorum bak şimdi. Kilogram metre bölü saniye kare çarpı metre, aşağıda da bir tane saniyemiz var. E ne oldu birazcık toparlarsam? Kilogram metre kare saniye küp. Aferin be, yakalamışız. O zaman kimler? 2 ve 3 oldu, dikkat ederseniz. Evet, son düzlüğümüzde de biliyorsunuz meşhur olay enerji kaynaklarımız gençler. Şimdi hayatımızı kolaylaştıran enerji iki çeşittir arkadaşlar. Yenilenemeyen ve yenilenen enerji kaynakları diyoruz. Yenilenemez, biraz kelimelere dikkat etmemiz gereken bir yer. O aslında yenileniyor ama biraz uzun sürüyor yenilenmesi. Oluşmasından daha hızlı tüketilen kaynaklara yenilenemez derler. Genelde fosil. Mesela düşün, belki binlerce yılda elde ediyorsun. Sen 5 dakikada kömürde yakıyorsun. Fosil yakıtlar ve nükleer enerji, bakın, yenilenemez. Ne yapıyorsun? Fosil yakıt nedir? Yenilenemez enerji denmesi nedeni de şu. Örneğin kömür, petrol. Yani fosil yakıtları düşündüğünüzde o petrolün belki yer altında oluşması yüzlerce, binlerce yıl gerekiyor belki. He, sen de arabayla geziyorsun, yarım saat gitti petrol. Yani düşün, o süreyle o süreyi karşılaştığında arada çok ciddi bir fark var. Ama yenilenebilirlerin özelliği nedir arkadaşlar? Tüketildikçe yeri hızlı ve sürekli olarak doldurulabilen enerji türüdür. He, neler var? Güneş enerjisi. Yani güneş var olduğu sürece tabii ki elde edebilirsin. Dalga enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, hidroelektrik, sen ne yapıyorsun? Barajda suyu depo ettiğin sürece açtın musluğu, ne oldu? Akmaya başladı, değil mi? Ne yapıyorsun? Hidroelektrikten başka bir elektrik enerjisi elde ediyorsun. Sonra tekrar o suyu depo ettiğin sürece tabii ki bir süre beklemek gerekebilir. Ama şimdi buna göre senin orada suyu biriktirmen diyelim en fazla 15 gün alıyor. 1 ay alıyor diyelim, 10 gün alıyor. Ama tabii doğru yerlere koyarsan da onu belki 3 günde de depo edebiliyorsun onu. Ama bunu binlerce yılda belki elde ediyorsun. Biyoorganik, gelgit enerjisi gibi bildiğimiz, hani biliyorsunuz nedir bunlar için, modern çağın enerji türleri biliyorsunuz. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Oluşması, tüketilmesine göre çok daha fazla zaman alan enerji türlerine ne demişiz? Yenilenemez enerji diyoruz. Buna göre hangilerindeki enerji kaynağı yenilenemez? Bak, yenilenemez.
Şimdi doğalgaz santrali ne kullanıyor? Doğalgaz. Doğalgaz nereden çıkıyor? Yerin altından çıkıyor. Fosil yakıt mı? Evet, o zaman bu arkadaş yenilenemez. Hidroelektrik santrali ne yapıyorsun? Suyu çabucak depo et, hemen kullan. O zaman bu bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Nükleer enerji neyi kullanıyoruz? Uranyum kullanıyoruz. İşte bin veya işte radyoaktif maddeler kullanılıyor. Radyoaktif maddelerin de tabii ki neyi var? Süresi var arkadaşlar. Ne yapacak? Eninde sonunda dünyada bitecek bu arkadaşlar. Sonuçta bu da bir nedir? Şöyle kabaca diyebiliriz herhalde. Petrol gibi düşünebiliriz değil mi bunu da? Dolayısıyla nükleer enerji santrali de yine yenilenemez. Bir şeyi kullanıyorsun bitiyor. Bir daha tekrarlayamıyorsun. Dolayısıyla 1-3 yenilenemez enerjidir. Evet, geldik son sorumuz değil mi gençler? Evet, sevip de terk edilenlere gelelim yine her zamanki gibi. İkinci günün son sorusu arkadaşlar. Evlerde meyve sebze atıkları, yağlar, mısır, buğday gibi bitkiler, gübre ve sanayi atıkları gibi kaynakların tekrar kullanılarak elde edilen bir enerji türü. Ne yapıyoruz mesela? Genelde kızartmadan sonraki yağları hemen musluğa boşaltmıyoruz. Onları bir şişeye, bir pet şişeye boşaltıyoruz. Sonra da ne yapıyoruz? Geri dönüşüm yerlerine, marketlerde var, oraya götürüyoruz biz mesela. Ne yapıyoruz biz? Yani bu atıkları değerlendiriyoruz. Tekrardan neye kazandırıyoruz? İşte artık ekonomiye kazandırıyoruz. Çevreyi kirletmemeye çalışıyoruz. Peki bu olay hangi enerji çeşididir dedikleri zaman arkadaşlar biyokütle enerjisi dediğimiz enerji tipinden bahsediyoruz arkadaşlar. Biyolojik olarak tekrardan o kütleleri değerlendiriyoruz. Ve modern çağında biliyorsunuz belki de en çok kullanılacak olan gelecekteki enerji türlerindendir. Çünkü insanoğlu sürekli olarak çöp vesaire atıkları üretiyoruz gençler. Bunları yeniden değerlendirebilirsek ne mutlu bizler için. Daha az enerji tüketmek zorunda kalacağız. Çevreyi daha az batıracağız diyebiliriz. Evet gençler, böylece ikinci günün sonuna geldik. Üçüncü günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.